Merhaba, deprem özel yayınımız devam ediyor. 9. gün 204. saate girmek üzereyiz. Bugün bile umut var. Sadece bu sabah 3 depremzedemiz daha çıkarıldı enkaz altından. Yüce yürekli, yorulmak bilmeyen insanlar. Biz umudun bekçileriyiz. Gücümüzün yettiği kadar değil, yüreğimizin yettiği kadar buradayız diyen elleri öpülesi, yürekleri öpülesi insanlar hala çabalıyor. Ancak bir yandan da bazı bölgelerde adeta yangından mal kaçırır gibi enkaz kaldırma çalışması yapılıyor. Dün demiştim yastayız ama sanmayın ki sorgular, sorgulamalar bitecek. Devletin, yargının hesapları sorması için her bir yanlışa ışık tutulmayacak. Deftere yazdım, yazıyorum diye. İşte siz de deftere yazmak için neler yapabilirsiniz, yapmalısınız? Onu da değerli konuklarımızdan biri, 99 depreminin savcısı Sayın Ali Özgündüz'den dinleyeceksiniz. Ve umutla başlayalım yayına. Fox Haber muhabirleri hala bölgedeler. Barış Kaya, Mahmut Özgün Hatay'da, Gamze Dondurmacı Ferhan Güler İskenderun'da, Gülşah İnce Çağlar Güner Kahramanmaraş'ta, Ali Onur Tosun, Ayhan Dursun Adıyaman'da, Öznur Aslan, Kazım Gökçe Gaziantep'te. Can kaybımız 31.974. Yaralı sayımız konusunda AFAD'dan açıklama yok ama Cumhurbaşkanı Erdoğan 81 binin üzerinde olduğunu açıkladı. Ve efendim 201. saatte mucize kendini gösterdi. O haberle başlayalım. Hatay'da Cebrail Mahallesi'ndeki Selvi Apartmanı'nın enkazından 26 yaşındaki Emine Akgül, Zonguldak'ta madenciler ve diğer arama kurtarma ekipleri tarafından sağ olarak çıkarıldı. Öğretmen olduğu öğrenilen Akgül hastaneye kaldırıldı. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim ya. Tamam açıldı tamam. Ama bir kişi Selim'le gitmesi lazım ya. Helal olsun arkadaşlar. Sen gidebileceğin misin? Tamam sağ ol çok buradan çıkamaz abi. Selim'le gidecekse orası uygun değil bak. Evet biraz. Şu ayaklarına dikkat edin. Şimdi en hassas yere geldik bak. Yavaş ve dikkatli taşıyacağız. Kimse bağırmasın, panik yapmasın. Hatay, Antakya'dayız. Şu an 12.30 suları ve depremden kaç gün geçmesine rağmen 14 Şubat tarih canlı vatandaşlarımızı çıkarmaya devam ediyoruz. 9-11 arama kurtarma olarak biz de buradayız. Bir tane daha vatandaşımız enkaz altında, onu da çıkaracağız. Ve 198. saatte de 3 mucize daha yaşandı. İkisi 17 yaşında, biri 18 yaşında iki gencimiz enkazdan sağ çıkarıldı. Şu anda 198. saatteyiz ve burası Kahramanmaraş, Salman Zülkadiroğlu Bulvarı. İki kişi bekliyorduk burada bu enkazdan. İşte ilki, üzerinde termal battaniye, etrafında madenciler, AFAD ekipleri, arama kurtarma ekipleri ve o enkazdan bir koridor oluşturuldu. Bir kişi çıktı içeriye, bir sedye daha gidiyor. Görüyorsunuz. Büyük bir heyecan yaşanıyor burada. Upuzun bir insan zinciri elden ele o sedye sağlık ekiplerinin ellerinde ambulansa doğru ilerliyor. Bakın 198. saat bir mucize ve Türkiye için bir rekor direnişin saatidir. 198. saatte Salman Zülkadiroğlu Bulvarı'ndan haber gelmişti. Saatlerdir devam eden bir mücadele ve arama kurtarma ekipleri bırakmadılar orada. O enkazda, o dağın içinde, beton dağın içinde bırakmadılar. Görüyorsunuz sizler de.
İki kişi enkazdan çıkacak demiştik, bekliyoruz demiştik ve işte ilki çıktı. Şimdi yine o tünele bir sedye daha gönderildi. Kameralar takipte. Şimdi buradan, bu noktadan çıkarıldı. Söylemiştik, komutanlarımız, jandarma arama kurtarma ekipleri, yabancı ekipler burada saatlerdir iğne ile kuyu kazar gibi. Hocam yanlış mı bu? Şu binaya baktığınızda iğne ile kuyu kazar gibi demek yanlış mı? Hayır, İşte hayır, o çocuk, hayır. O genç kaç yaşında, birazdan bilgisini alacağız. Birazdan bilgisini alacağız, sizinle paylaşacağız. İşte o an. Ve işte çıktıkları yer. İçeride bir sedye daha var. Burada kalalım. Hocam bir yandan 198. saat ve mucize. Pek çok deprem gördünüz. Pek çok depremle ilgili araştırma yaptınız. Yarınımızı tasarlamak için çalışan bilim insanlarından birisi sizsiniz. Bu bir mucize. Kesinlikle. Belki dünyada bir numara belki bu kadar uzun süre. Şimdi biz dünyada 8. 10. ve bir kişi daha geliyor. Bir kişi daha geliyor. İşte ikinci mucize. 198. saat. Kahramanmaraş. Dinleyelim orayı. Gözüne ışık gelmesin diye biraz daha dikkatli, tedbirli. Günlerdir, bakın günlerdir karanlıkta. Karanlıktan aydınlığa çıkarken gözleri alışsın diye. Dinleyelim orayı. Orayı dinleyelim. İnsan ne söyleyeceğini, ne düşüneceğini şaşırıyor. Bakın, dünyada da sayılı bir direniş saatidir bu. 198. saatte inanılmaz bir ana tanıklık ediyoruz hep birlikte. Önce bir depremzede, sonra ardından diğeri. İki mucizeye, ikiz mucizeye burada tanıklık ediyoruz. Dinleyelim, ekipleri görün. Görün ekiplerin birbirine nasıl sarıldığını. İlk kalp atışı varmış. Tamam. Arkadaşlar, gereksiz olanlar lütfen çıksın. Belki bir tane daha alalım lütfen. Teşekkürler, iyi sağlık. Allah razı olsun. Hadi. Üç asker, onlar birbirine sarılıyor, zıplayarak seviniyor. İçeriden bir sedye daha vardı. Komutanlarımız, helal olsun, iyi ki varsınız. Bakın. Bakın. İki kişiyi hayata döndürmenin sevinci yaşanıyor orada. Belarus ekibi de orada. Şimdi hızlıca o cihazlar toplanacak. Belki bir başka yerde, bir başka ikazda bir başka hayatlar onlara yetişilecek. Şu anda battaniye örtülüyor. Üzerine görüyorsunuzdur. Ayhan Dursun size gösteriyor, Muhammed Cafer Çetin sedyede şu anda. Az önce yanılmıyorsam ekiplerin elinden tutarken gördüm onu. 198 saat sonra, evet, ekiplerin elinde serum var şu anda. Evet, serumun kablosunu görebiliyorsunuz, borusunu görebiliyorsunuz. Onun ucunda işte Muhammed Cafer Çetin var, 18 yaşında. Üzerine termal örtü örtülüyor şu anda. Tabii sessizlik de isteniyor bir yandan. İlk müdahalesi yapılıyor Muhammed'in. Gerçekten 198 saat sonra enkazdan çıkarıldığına şahit oluyoruz. Muhammed Cafer Çetin'in bir mucize daha yaşandığına şahit oluyoruz. Evet, görüntülerimize yansıyor mu bilmiyorum. Oksijen maskesi takılacak. Oksijen tüpünün sesini duyuyoruz şu anda. Evet, ekiplerin de sessiz olması ve bir kişinin talimatları doğrultusunda hareket edilmesi istendi. Bir sağlıkçının talimatları doğrultusunda herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Herkes en ufak da olsa bir faydam olur mu diye müdahale ediyor şu anda orada. 112 ekiplerini görüyoruz başında. Evet, onu oradan çıkaran madenci sanıyorum 112 ekiplerinin yanında. Bir yandan Muhammed'le de konuşuyorlar diye tahmin ediyorum. Bu da önemli tabii ki morali için.
içeriden çıkan yaralının morali için bu da önemli. Evet, evet, evet. Yaşam koridoru yeniden oluşturuldu şimdi. Muhammed omuzlarda ambulansa taşınacak. 198 saat sonra bir mucizeye daha şahit oluyoruz. Dayısı sanıyorum, evet. Muhammed bak ben dayım diyor. Evet, bu sefer elden ele taşınmayacağı bilgisi geldi şu anda Muhammed'in. Ekip yaşam koridorundan onu omuzlarının üzerinde. Evet, görüyorsunuz Muhammed Cafer Çetin 198 saatin ardından sedye ile şu anda ambulansa götürülüyor. 198 saatin ardından yaşam koridorunda şu anda sağlıkçıların ellerinde sedyenin üzerinde ambulansa doğru götürülüyor 18 yaşındaki genç depremzede. Evet, evet, gözlerini hareket ettiriyor şu anda, buradan çok net görüyorum. Çok net görüyorum, oksijen maskesi var yüzünde. Termal battaniye ile örtülmüş durumda. Evet, arazi zorlu, ekipler de çıkartırken zorlanıyorlar. Bu yüzden destek önemli. İşte yaşam koridoru da buna yarıyor. Sedyeyi tutan ekibi de destekliyorlar bir yandan. Evet, Muhammed Cafer Çetin şu anda ambulansa doğru götürülüyor. 198 saat sonra 199. saate girerken bir mucizeye şahit olduk. Umarım hastanede çok daha iyi olacak. Umarım el sallıyor Muhammed Cafer Çetin. Elini gördüm, el salladı. El salladı Muhammed Cafer Çetin. Artık onun için yeni bir hayat başlıyor. Ekipleri görüyorsunuz. Ekipleri görüyorsunuz burada. Birbirlerine sarılıyorlar. Evet, Ayhan Dursun da bir yandan ambulansa bindirilişini görüntülemeye çalışıyor Muhammed'in. 18 yaşında bir genç. 198 saat o karanlıkta yaşam mücadelesi verdi ve şu anda o kör karanlıktan çıkarılıp gün ışığında ambulansa götürüldü. Tedavisi yapılacak. Burada ekiplerin sarıldığını görebileceğiz arkadaş. Şimdi bakın Ayhan Dursun size gösterecek. Orada da tabii ki büyük bir sevinç yaşanıyor. Büyük bir çabanın sonucunda ulaştılar. Madenciler ulaştılar. Biz de hemen onların yanına gidelim. Soralım. Ayhan Dursun umarım oradan bizi görebilecektir. Onlara da sormak istiyorum. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Bakın. Geçmiş olsun. Elinize sağlık. İlk konuşan sizdiniz sanıyorum sedyede. Biz zaten her zaman konuştuk komutanımızla beraber. Yani sevinçliyiz. Çıkardık sağ salim. Yani 10 gün... Yani 198 saat oldu. Evet. Evet. Yani çok büyük bir zaman geçti. Ne istedi ilk istediği? Ya ilk istediği yemek oldu, et yemeği. Ondan sonra sigara istedi. Yani biz muhabbet ede de arkadaşımızı aldık. Durumu nasıldı peki? Durumu iyi. Yani konuşmasında herhangi bir sıkıntı yok. Yani bizle karşı herhangi bir şey konuşması iyiydi. Yani ilk yemek istedi, et yemeği. Mutlusuz birbirinize yani, sarılıyorsunuz. Yani tarif hepimiz, edebiliyor musunuz? Tarif edilecek bir duygu değil. Yani şeye gerek yok yani. Tarifi mümkün değil abi. Aynen. Nereden geldiniz? Biz Zonguldak. Madenci olarak Türkiye Taş Kömürü'nden. Kaç arkadaş ekibiniz var burada? Biz burada şu anda 9 kişi. 9 kişiyiz bir ekip olarak. Yani daha ekiplerimiz var. Hepsi enkazda gece gündüz çalışıyoruz işte 3 var diye. Yani bize nasip oldu. Biz kurtardık arkadaşımızı. Mutluyuz yani. Sevinçliyiz. Peki öyle devam edecek misiniz? Tabii zaten biz bu için varız burada. Hepimiz bu yüzden varız. Yapacak adınız bir şey. Soyadınız neydi? Ercan Çömlek. Çok elinize sağlıyoruz. Biz teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Çok yani sağ salim çıkardık. Daha sevinçli olduk. Umarız niceleri nasip olur. Amin cümlemize. İnşallah. İyi ki varsınız. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Muhammed Cafer Çetin'i çıkaran ekip, evet, Zonguldak'tan gelen maden ekibi. Mehmetçiğimiz de burada. Her enkazdalar. Her enkazda çok büyük bir çaba var ve 198 saatin sonunda Muhammed Cafer Çetin buradan, bu enkazdan sağ olarak çıkartıldı.
Efendim 205. saate girdik. 198. saatteki mucizeleri izlediniz. Daha önce de 201. saatte Emine Akgül'ün kurtuluşuna tanıklık ettik. Onu izlediniz. Umudumuzu hala koruyarak devam ediyoruz yayınımıza. Konuğumuz var. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği HASUDER Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Tuğrul Erbaydar. Sayın Erbaydar, Sayın Hocam, derneğinizin üyeleri hep sahada, bölgedeler. Oralardan sizlerden bilgi alacağız son durumla ilgili sizin aracılığınızla. Ama önce genel olarak salgın riskiyle başlayalım. Çünkü 9. günde hala bölgede barınma, beslenme, hijyen sorunu var. En önemlisi tuvalet ve içme suyu sorunu büyük. Evet. Ne tür salgın hastalıklardan bahsediyoruz acaba diyecektim. Affedersiniz arkadaşlarım uyanıyor. Bir canlı bağlantımız var. Özgün Aslan ve Kazım Gökçe bizleri Gaziantep'te bekliyor. Onlara bir dönelim. Özgün Aslan, neler aktaracaksın Gaziantep'ten? Gülbin, biz şu anda Islahiye'deyiz. Hacı Ali Öztürk Mahallesi diye geçiyor bu mahalle. Arkamda gördüğünüz çalışmada bir aslında arama kurtarma çalışması, ancak zaman zaman iş makinelerinin devreye girmesi gerektiği anlar yaşanıyor ne yazık ki. Aslına bakarsanız bu enkazda ağırlıklı olarak Türkiye Taş Kömürü Kurumu'ndan gelen madenciler çalışıyor ve kendi kulaklarımla şahit oluyorum ki madenciler asla ama asla iş makinelerinin buraya girmesine yanaşmıyor. Aslında hiç istemiyorlar, çünkü gerekiyorsa ellerimizle kazıyalım, ne oluyorsa ellerimizle kazıyarak yapalım ve birine bu şekilde ulaşalım. Sonuçta bu enkazın altında insanlar olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla da bir mucizeye tutunuyoruz. Bir yaşam umuduna tutunuyoruz. Bu yüzden de iş makinesi girsin istemiyorlar. Ama bazen öyle ağır bloklar, öyle ağır betonlar oluyor ki mecburen girilebiliyor. Ya da tam tersi, beton öyle unufak olmuş oluyor ki başka çare kalmıyor gibi anlar yaşanıyor. O anlardan biri yaşandı az önce burada. İş makinesi bir kısmını açmak zorunda kaldı. Şimdi yeniden madenciler alandalar. Ara ara yoklama yapıyorlar. Yani bir giriyorlar, bakıyorlar. Bu alanda bir aile var. İki çocuk, anne ve baba var. Onlara ulaşılmaya çalışılıyor 9. günde de. Ama biraz zor ilerliyor. Çünkü öncelikle hemen şu köşede bulunan alanı kazdılar. Orada bir alan açtılar. Yatak odasıydı orası. Yatağı buldular vesaire, ama sonrasında aileden biri geldi ve dedi ki burada bütün petekler kapalıydı. Sadece salonun peteği açıktı bu evde. O yüzden de hepsi muhtemelen salonda uyuyordu dediler. Ki zaten yatağın çıktığı yerden o an aslında böyle büyük bir heyecan yaşanmıştı, ama yatağın çıktığı yerden ne yazık ki aileye ulaşılamadı. Çünkü hepsi salonda yatıyormuş. Ancak bu bilgi ne yazık ki çok geç verildi arama kurtarma ekiplerine. Onlar saatlerce yatak odasının olduğu bölümde çalıştıktan sonra gelindi ve hayır orada değil, burada yatıyorlardır diye adres değiştirildi desem daha doğru olur. Böyle olunca da o saatler sonra bir yan tarafa geçti çalışmalar. Şu anda da orada ilerliyorlar, ama buna en çok inanın madenciler üzüldüler. Çünkü bu kadar zamandır orada çalışsaydık keşke, bir an önce ulaşsaydık keşke diye oldukça da üzüldüler bunun böyle olduğunu, ama yapacak hiçbir şey yok. Şimdi kaldığı yerden, gösterilen adresten devam ediliyor. Burada bu çalışma yapılırken hemen yan tarafta da diğer enkazlar var. Onların çalışması sürdürülüyor. Bu enkazlardan da bugün burada savcı eşliğinde kolonlardan, taşıyıcı kolonlardan örnekler alındı. Demirlerden örnekler alındı. O örneklerde bilir kişilerin eşliğinde alındı ve tutanaklara geçirildi. Tutanaklara geçirildikten sonra da o deliller toplandı. Savcı buradan bunun üzerine ayrıldı. Hatta o bloklardan bir tanesi şu anda geri enkaza doğru götürülüyor. Üzerinde delikler de var. Oralardan karot örnekleri alınmıştı. Bu işlemler yapıldı. Tabii ki burada bir yakın meydana geldiğinde çeşitli iddialar da meydana geliyor. Çeşitli iddialar da öne sürülüyor. Savcının da kulağına gitmiş. Biraz önce arama kurtarma çalışması yapılan yeri göstermiştim size. O alandaki binanın da 2 yıl önce buranın yıkılma tehlikesi olduğuna dair bir tespit yapıldı. Ancak sonra çeşitli yollarla bu tespitin ortadan kaldırıldığına yönelik bir iddia vardı. Bu iddiayı
çevredekiler çokça dile getirdiler. Bunu savcıya da bildirdiler ve ben bizzat sordum. Savcı bunu tutanaklara geçirdi. Çünkü şu anda dedi belediyeye ulaşmak, belediyeden evrak çıkarmak, kayıtlara ulaşmak ne yazık ki içinde bulunduğumuz koşullardan dolayı mümkün değil ama dedi hiç değilse tutanaklara geçti. Bununla ilgili çalışmada bu enkaz kaldırıldıktan, belediyenin sistemine girilebildikten sonra bununla ilgili çalışmayı da yapacaklarını söyledi savcı. Çevrede aslında çok sayıda bu hale gelmiş bina var ve bu binaların hemen hemen hepsinin ortak sorunu ya altlarındaki dükkanlar nedeniyle kesilen kolonlar, iddia bu tabii ki şu an her şey enkaz olduğu için bunun tespiti sonradan yapılacak. Ya da binada kullanılan, yapımında kullanılan malzemeler, bir önceki canlı yayınımızda da göstermiştik, kolonların içinde deniz kumundan parçalar var. Dere taşı dedikleri parçalar var. Yani beton asla deprem yönetmeliğine, standartlara uygun değil. Zaten bunu da büyük büyük kolonlardan ziyade kuma dönmüş parçalar görüyoruz. Bunu da buradan anlıyoruz ki betonlar sağlıklı değil. Bu kadar un ufak olmuş olmaları normal değil. Böyle un ufak olacaklarına bloklar halinde bile olsalardı orada yaşam üçgenleri oluşabilir. Umut çok daha büyük olabilirdi. Hala umut var ama görüntü biraz daha insanların modunu aşağıya çekiyor açıkçası ama yine de o kadar canla başla çalışıyorlar ki uğraşıyorlar her şeye rağmen. Çünkü çeşitli illerden çok güzel haberler duyuyoruz, veriyoruz yayınlarda. Burada da neden olmasın denilerek, hele de o çevreden gelen haberleri biz onlara da söylüyoruz. Ben onlara iletiyorum. Şuradan bir kişi daha çıktı, buradan bir kişi daha çıktı dedikçe onlar da diyorlar ki buradan neden olmasın diyorlar. İşte bu heyecanla da diğer mucizelerin haberinin verdiği teşvikle de daha çok uğraşıyorlar. Belki bir canlı çıkarırız diye. Bunu uğraşanlar kimler? Türkiye Taş Kömürü Kurumu'ndan gelen madenciler. Onların da bir ihtiyacı var. Onu da buradan iletmiş olayım. Günlerdir burada sahada çalışıyorlar. Her enkazın başında görebiliriz neredeyse onları. Ve gerçekten büyük titizlikle çalışıyorlar ama ayaklarındaki botlar yıprandı. Onların değişmesine ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçlarını da bana söylemediler açıkçası. Çevik kuvvet polisiyle aralarında konuşuyorlardı. Birbirlerine ödünç bot verebilirler mi diye. Bunun üzerine ben sordum. Önemli değil söylemeyin dediler ama yine de onların buradaki emeğine karşılık bizim de onlar için bir şey yapmış olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ve bu ihtiyacı dile getirmek istiyorum. Bir başka ihtiyaçları da madenciler belirli aralıklarla 5 yılda bir tetanoz aşısı zaten oluyorlarmış ama buraya gelen gruplar içinde aşısı yenilenmesi gereken madenciler var. O aşılarının yenilenmesi onlar için çok önemli. Çünkü zaten eski binaların tozun toprağın ortasında çalışıyorlar. Ve burada demirler, paslar yani her türlü onların sağlığına zarar verebilecek bir ortamın içinde çalışıyorlar. Dolayısıyla da aşı da onlar için çok hayati. Zaten 5 yılda bir düzenli olarak oluyorlar ama burada aşısının vakti gelen ama içinde bulunduğu koşullar nedeniyle aşısını olamayan madenciler de var. Onların da aşısı eğer yapılabilirse burada herkesin gönlü biraz daha rahat olacak. Özden Aslan'a teşekkür ediyorum. O madenciler bizim gerçek kahramanlarımız. Depremin hemen ardından o yoklukta ellerinde naylon poşete koydukları eşyalarıyla, kendi imkanlarıyla, karayoluyla hemen deprem bölgesine koştular ve mucize kurtuluşlara bizleri şahit ettiler. Onlar sayesinde oldu çoğu ve bu bizim boynumuzun borcu. Özden Aslan'a teşekkür ediyorum. Bot ihtiyaçları var efendim Gaziantep'te. Maden işçilerimizin bota ihtiyaçları var ve tetanoz aşısını yenileyemeyenler var, çok önemli. Gaziantep'te maden işçilerimizin ve diğer bölgelerde de muhakkak vardır bota ihtiyacı var. Yetkililere, yardımseverlere iletmiş olalım. Efendim, konuğumuzu tanıtmıştım, tekrar söyleyeyim. Hasuder Yönetim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tuğrul Erbaydar, aynı zamanda Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Bölümü öğretim üyesi kendisi. Giriş yapmıştık, salgın riski, bölgedeki koşullar nedeniyle çok büyük bir risk. Hangi tür hastalıklardan, ne tür bir salgından bahsediliyor? Evet, öncelikle sizlere ekranlarda aktardığınız bu haberler, takipleriniz için teşekkür ederim. Görevimiz ülkece efendim, bu felaketi sayenizde en sağlıklı bir şekilde
izlemeye, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bütün her kurtarma haberi bizi sevindiriyor ama çok büyük kayıplarımız var. Şu anda tabii can kayıpları ön plana çıkıyor. Ama bundan geriye kalan engellilikler, bundan sonraki yıllar boyunca. Oradaki şartlar nedeniyle oluşan çeşitli halk sağlığı sorunları aylar yıllar boyunca bizim konumuz olacak. Evet. Dolayısıyla bu mucize beklentileri devam ederken giderek halk sağlığı sisteminin yeniden oturtulması ve olası risklerin önlenmesi için odaklanmamız gerekiyor. Sağlık sisteminin birinci basamak sağlık sisteminin koruyucu hekimlik uygulamalarının yeniden tam olarak organize i̇şte olması gerekiyor. Onun için biz tekrar diyoruz ki bu sefer milat olsun, yapılması gereken çok konu var. Onlardan birisi de halk sağlığı. Bulaşıcı hastalıklar şu anda tabii ki önemli riskler arasında. Çünkü gerek altyapının hasar görmesi, temiz ve yeterli miktarda suyun temin edilmesinde güçlükler, bölge insanının şu anda beslenme yetersizliği, soğukla mücadele, psikolojik travma yaşaması gibi çeşitli faktörler nedeniyle bulaşıcı hastalıklara çok açık hale gelmiş durumdalar. Kemiriciler, çeşitli eklem bacaklılar, onların doğurduğu riskler var. Sağlık hizmetlerinin aksaması nedeniyle aşılama uygulamalarının aksaması olasılığı nedeniyle riskler var. Bu risklerin bilincinde olarak ilerlememiz gerekiyor. Ve bu tabii uluslararası boyutu da olan bir afet. Biz şimdi Türkiye boyutunu konuşuyoruz ama 5000-6000 Suriye'de ölüm var. Ve sınır geçişkenliklerini biliyoruz. Dolayısıyla Suriye'deki var olan bulaşıcı hastalıklar da bizim için çok önem taşıyor. Bu geniş çerçevede bakmamız gerekiyor. Bağışıklamanın bozulması nedeniyle her türlü solunum yolu enfeksiyonu, soğuk şartlar nedeniyle en önemli riskler arasında şu anda. Dolayısıyla sağlıklı barınma koşullarına bir an önce kavuşmaları gerekiyor depremzedelerin. Güvenli bir şekilde konteynerler ve giderek daha kalıcı konutlara en kısa sürede ulaşmaları çok çok önemli. Bu bulaşıcı hastalık riskini de çünkü artırıyor. Aynı zamanda daha önceden kontrol altında olan kızamık gibi, çocuk felci gibi bir takım hastalıkların aşısız nüfusun Türkiye'ye gelmesi gibi bir takım olasılıklarla yeniden görülmesi olasılığı söz konusu. Yine tuvaletler, su yetersizliği, temiz su yetersizliği gibi koşullar nedeniyle dışkı yoluyla veya su veya gıdalarla bulaşan hastalıkların artması olasılıkları söz konusu. Bunların her birisiyle ilgili ciddi önlemler alınması lazım. Hangi aşılar şimdi gerekiyor? Yani tetanoz kesin. Evet. Bölgedeki şimdi, herkesin hem de. Çünkü sadece depremzedeler değil, çalışanlar, kurtarma çalışmaları, basın mensupları, sivil toplum örgütleri, gönüllüler. Evet. Şimdi tetanoz aşısı zaten rutin bağışıklama programı içinde var. Ama yetişkinlerin yaralanma durumlarında 5 ila 10 yılda bir bunun tekrarlanmasına ihtiyacı var. Ağır yaralanma durumunda 5 yıl, daha hafif yaralanmalarda 10 yıla kadar bunun daha önceki aşıların geçerliliği var. Koruyucu etkisi var. Tabii ki depremzedelerin birçoğu hafif veya ağır yaralı olanlar aşı olmalılar. Aşı temininde bir problem olmadığını öğreniyoruz. Tetanoz ve kuduz aşıları, hayvan ısırmaları durumunda da kuduz aşılarının uygulanması gerekiyor. Teminde sorun yok. Ancak hizmete erişimde sorunlar olabilir. Çünkü çok geniş bir alanda deprem etkileri söz konusu olduğu için bu noktada vatandaşlarımızın o hizmete ulaşmak için ekstra bir çaba göstermeleri önem taşıyor. Rutin aşılamaya çok hızlı mutlaka geçilmesi, gebelerin tetanoz aşılarının yapılması, çocukların eksik aşılarının tamamlanması son derece önemli. Bunun dışında sanıyorum mesela o bölgede çocuklarda aşılamada bir sorun var zaten. Ona bölge bölge geçeceğiz ama değil mi? Onu da Türkiye'nin aşılama oranları görece düşük olan, yani çok düşük demeyeceğim. Genel olarak Türkiye bağışıklamada iyidir. Önceki yıllardan beri. Son yıllarda aile hekimliği sisteminin bazı riskleri oldu, olumsuz etkileri oldu ama yine de hala bağışıklık düzeyi yüksektir. Ama göçmen nüfus var, yoksul nüfus var.
şu anda takipler, aşı takiplerinin kaybedilmesi, aile hekimliğindeki nüfus kayıt sisteminin şu anda işlememesi gibi riskler nedeniyle rutin aşılamalarda aksamalar olabilir. Bunun derhal rutine dönmesi gerekiyor. Bunun dışında özel durumlarda kullanılan menenjit aşıları, pnömokok aşıları, grip aşısı gibi aşılarında mümkün olduğunca uygulanması gerekiyor. Covid aşılarında da eksiği olan aşısız veyahut da çok eksik aşısı olanların tabii ki aşılanmaları gerekiyor. Hepsi aynı anda yapılabiliyor sanıyorum. Evet, aşılar birlikte yapılabilir. Genel bir prensip olarak bunların birlikte uygulanmasında bir sakınca yok. Özellikle yaşlıların pnömokok aşılarının olması önemli. Grip aşılarının olması önemli. Çünkü soğuk kış şartları ve sıkışık yaşam koşulları nedeniyle şu anda bu solunum yoluyla bulaşan hastalıkların da yayılma olasılığı söz konusu. Hepatit? Hepatit B kanla bulaşan bir enfeksiyon. O daha ziyade hastanelerde eğer yetersiz uygulama olursa risk oluşturabilir. Bunun dışında cinsel yolla bulaşabilen bir enfeksiyon. Aşısı eksik olanların tabii ki hepatit B aşısını olması lazım ama bu depremin getirdiği çok özel bir artış beklemiyoruz. Hepatit A su yoluyla bulaşabilen, dışkı ile yayılıp su yoluyla bulaşabilen orada bir enfeksiyon. Orada çok büyük bir problemimiz var o zaman. Yayılabilecek, görülebilecek enfeksiyonlar arasında hepatit A var. Dolayısıyla burada da su yolunun, su ve gıda yolunun güvenceye alınması gerekiyor. Aşılarla ilgili dediğim gibi aşı temininde bir problem yok. Ben yaşlar soracaktım ama siz zaten açıkladınız. Evet, ama yaygın uygulamada hemen eksik aşıların tamamlanması önem taşıyor. Şimdi şu anda şebeke suyuna ulaşılmıyor, ulaşılsa da temiz değil. Dolayısıyla dezenfektan kullanımı veya kullanılacak suyun içerisine klor tabletleri veya çamaşır suyu daha önce konuk ettiğim uzmanlar söyledi. Neler söylersiniz siz bunlar hakkında? Şimdi içme suyunun hem temiz hem de miktar olarak yeterli olması gerekiyor. Evet. Çünkü miktar yeterli olmadığı zaman insanlar ister istemez kirli su kaynaklarına zorunlu olarak yönelebiliyorlar. Bölgede Sağlık Bakanı'nın açıklamasına göre 415 su numunesi alınmış genel olarak deprem bölgesinde. 49'unda mikrobiyolojik olarak uygunsuzluk saptanmış. Hı. Dolayısıyla temiz olduğundan emin olunmayan her açık su kaynağını şu an için kirli kabul etmemiz, potansiyel olarak kirli kabul etmemiz gerekiyor. Buna doğal su kaynakları da dahil. Evet. Çünkü özellikle kemiricilerin deprem nedeniyle farelerin, sıçanların yuvaları vesaire hasar gören bu hayvanların etrafa yayılmaları ve temiz kabul ettiğimiz içme su kaynaklarını kirletmeleri söz konusu olabiliyor. Bundan kaynaklanan bulaşıcı hastalık riskleri de var. Hı hı. Tularemi, leptospiroz gibi bazı hastalıklar. Hı hı. Şu an için bunlarla ilgili bir bilgi yok ama potansiyel olarak söylüyorum. Temiz görülse dahi su kaynaklarını mutlaka önce dezenfeksiyonunu sağlayıp o şekilde kullanılması lazım. Kapalı sular tabii ki daha güvenli, en birinci tercih şu aşamada. Tabii. Ama açık olan her türlü su kaynağının klorlanmış olduğundan emin olmamız gerekiyor. Veya kaynatılmalı. Veya kaynatma. Kaynatma olanağı tabii bölge şartlarında eğer varsa ne âlâ. Klorlama her zaman bizim birinci tercihimiz. Hı-hı. Güvenilir, ucuz, sağlıklı bir yöntem olarak. Bunu tabii belediyeler ve şu andaki bütün yardım örgütleri bu konuda rol üstleniyorlar. Ama klorlamanın nasıl yapılacağı vesaire konusunda belirsizlikler olabiliyor. Mutlaka bu konuda kişisel önlemler eğer alınması gerekiyorsa klor tabletleri var. Belirli bir talimata göre kullanılması gerekiyor. Buradan reçete vermek tabii doğru ki olmaz. Çünkü dozları değişebilir. Ama işte bir litre suya diyelim ki bir tabletse o şekilde bireysel kullanım mümkün. Tabii depremzedelerin bunlara ulaşması çok zor. Oraya giden neyse ki çok sayıda gönüllü doktorumuz, eczacımız var. Bu konuda inanıyorum ki yardımcı oluyorlardır. Doğrusu tabii büyük ölçekli klorlama yapılması. Bunun için çeşitli yöntemler var. Hı. Klor temininde eğer zorluk çekilirse çamaşır suyu, içerisinde herhangi bir parfüm, renklendirici falan olmayan sade çamaşır suyu aslında klordur.
belirli oranda çözeltisi, seyreltilmesi sağlanarak kullanılabilir. Çok pratik bir önlem olarak, tabii ki bu birinci tercihimiz değil. Yanlış uygulamalar sonucu kimsenin zarar görmesini istemeyiz. Ama Aman sakın, o uyarınız çok önemli. Şimdi sağlıkçılardan, herkes elini yüzünü yıkayacağız suya şimdi atarsa. Şimdi aklında yanlış kalıp yanlış uygulama olmasını istemeyiz. O yüzden reçete vermek yine istemem. Ama sağlıkçılardan bu konuda bilgi alarak hangi oranda nasıl bir seyreltme uygulayacaklarını çok dikkatli öğrenerek kullanılabilecek bir kaynaktır çamaşır suyu. Evet. Normalde %5'tir bizim kullandığımız çamaşır suları. Bunun milyonda 0,5 oranına kadar seyreltilmesi gerekiyor. Ama dediğim gibi bunun nasıl yapılacağı çok dikkatli uygulanmalı. Sağlıkçılara danışılmadan kesinlikle kullanmıyoruz. Evet, bir bilgilenerek, rehberlik alarak yapılabilir. Tabii ki büyük ölçekli, mesela kamplarda su depolarının klorlanması. Tabii. Ve tabii en kısa zamanda şebeke suyunun, şebekenin onarılarak, yerine göre şebekede yamalar yapılarak şebeke suyunun temin edilmeye başlanması gerekiyor. Şu anda her şey, bütün konuştuklarımız geçici önlemler. Tabii. Kanalizasyon hatları tabii ki büyük ölçüde hasar gördüğü için kanalizasyonlardan yayılan atıkların, insan atıklarının yeraltı sularına veya şebeke sularına karışması riski söz konusu. Hı hı. Bunlar da yine bulaşıcı hastalık tehlikesini artıran durumlar. Bu nedenle de sağlıklı tuvaletlerin bir an önce kurulması gerekiyor. Hızlı hızlı gidelim, zamanımız tabii daralıyor. Tabii. Maske kullanımı, bir de dediğiniz hepimiz de biliyoruz, düzenli beslenemiyorlar, yeterli beslenemiyorlar, bağışıklık düşüyor. Dolayısıyla vitamin kullanımı, gerekli mineraller için önerir misiniz? Şimdi maske kullanımı solunumla bulaşan hastalıklara ve toza karşı korunmak için öneririz. Çok kısa geçiyorum. Tuvaletlerle ilgili mobil herhangi bir yüksek teknolojili tuvaletten ziyade basit çukurlar, üzerlerine mahremiyeti sağlayacak kabinler, bu kabinlerde her kullanımdan sonra üzerinin toprakla kapatılıp çukur dolduktan sonra kabinin yer değiştirilmesi. En ilkel ama çok güvenli bir yöntem olarak bunu önermek istiyoruz. Çünkü mobil çok yüksek teknolojili bazı televizyon, bazı tuvaletler var. Bunlar yoğun kullanımda çok kısa süre sonra kullanılamaz hale geliyor. Evet. Van depremi sonrası en çok dikkat çeken problemlerden birisiydi. Çok güzel bir tuvalet kuruluyor. İşte su deposu var, kendi sifonu var vesaire. Birkaç gün sonra kullanılamaz duruma geliyor kullanım hatalarından dolayı ve bu engellenemiyor. Bundansa en basit köylümüzün kullandığı, askerin sahrada operasyonda kullandığı çukur helalar şartlarına uyulmak kaydıyla, örneğin su kaynaklarına yakın olmamak gibi, yeterli derinlikte olmak gibi, hayvanların eşelemesine müsaade etmeyecek derinlikte olmak gibi kesinlikle çok daha güvenilir olacaktır. Onun altını çizeyim. Özel vitamin tabletleri vesaire yerine sağlıklı beslenmeye bir an önce geçilmesini daha çok önemsememiz lazım. Peki, çok önemli. Şimdi çöpler ve cenazelerimiz, toplu mezarlar kazılıyor. Evet. Kireçleme yapmaya gerek var mı? Şimdi insan cenazelerinin herhangi bir salgın tehlikesi oluşturmadığını net olarak söyleyebilirim. Müdahale şimdi, edenler için... Şimdi şöyle bir şey soracağım. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken bir yandan da hızlıca enkaz kaldırma çalışmalarına başlanan yerler var. Buna neden olarak da, sebep olarak da enkaz altındaki cenazelerimizin salgın riski oluşturduğu söyleniyor. Bu nokta, burası çok önemli. Sizden enkazdaki dinleyelim. Enkazdaki cenazeler salgın riski oluşturmaz. Salgın riski oluşturan altyapıdaki problemlerdir. Onlar giderilir. Cenazelerle temas eden kurtarma görevlilerinin eldivende, siperlikte kendi önlemlerini almaları lazım. Bunlar topluma, etrafa bir tehdit oluşturmazlar. Ancak bu cenazelerin molozlarla birlikte kaldırılıp da o şekilde üzülerek söylüyorum ama atık gibi değerlendirilmeleri çok yanlış.
yakınlarda travma etkisi yaratacak, hepimizi üzecek bir durumdur. Buna hakkımız yok. İnsanların cenazelerine kavuşma ve onları defnetme hakları var. Bunun ihmal edilmemesi lazım. Ortalığı bir an önce kaldıralım, problemleri görünmez hale getirelim kaygısı bunun önüne geçmemeli. Evet, yani bu insanların cenazelerine onu bekliyorlar. Yani çoğu insan umudu kesmiş evet. durumda olanlar da var. Biz evet. umudumuzu koruyoruz. Evet, 201. saatte kurtarılan bir vatandaşımız vardı. Emine Hanım, Emine Akgül. Ama tabii artık umudunu kesmiş çok insan da var. Ama onlar da cenazelerine ulaşmak istiyorlar. Dolayısıyla evet. enkaz kaldırma çalışmalarına böyle yayına başlarken de söyledim. Yangından mal kaçırır gibi böyle hızlıca başlanması derinden üzüntü yaratıyor. Evet, buna hakkımız yok. Hakkımız zaten yok. Travmatize olmuş bir toplumu daha fazla travmatize etmemek gerekir. Peki şu anda havanın soğuk olması hem bir avantaj hem dezavantaj değil mi? Onu da bir açıklarsanız hastalıklar açısından. Evet, bazı açılardan bazı bulaşıcı hastalıklar soğuk mevsimlerde pek görülmez. Bir avantaj oluşturabilir ama büyük oranda aslında dezavantaj. Çünkü soğuğa maruziyet insanların bağışıklık düzeyini düşürdüğü için, çalışmaları zorlaştırdığı için soğuk hava, soğuk kış koşulları en büyük zorluklar arasında ve bu sağlık çalışanlarının, kurtarma görevlilerinin de zorlanmasına yol açıyor. Mesela şu an sağlık çalışanları da çok büyük zorluk yaşıyorlar. Hem depremzedeler, hem yardım ekibi olarak bölgeye gidenler de çok zor koşullardalar. Hı hı. Uygun ekipman, kalma koşulları sağlanamıyor. Birçokları ambulanslarda kalıyor. Depremzede olan sağlık personelinin kendisi örneğin izin alamıyorlar. Süremiz çok kısaldı. Bizim değinmemiz gereken buyurun. Bir nokta daha var da onun için. Tabii siz ki. Hemen kısaca tamamlayın. Sağlık personelinin bütün mevzuata göre depremzede personelin izin alma ve başka illerde görevlendirmeyi talep etme hakkı var. Bu karşılanmıyor. Bu şu anda valilikler ve sağlık müdürlükleri tarafından görevinizin başında olacaksınız talimatıyla engelleniyor. Bu yasal şimdi değil. Olağanüstü hal olduğu için mi böyle valilikte böyle bir hak var? Şimdi, yoksa genelge hala geçerli mi? İşin hukuki tarafını belki irdelemek lazım ama buna aykırı bir kararname henüz yok. Ayrıca Sağlık Bakanı'nın izinlerin verileceği yönünde beyanı var. Basında evet, beyanı evet, var. Evet, doğru. Ancak fiilen çoğu personel şu anda görevinin başında olmaya zorlanıyor. Bu da büyük bir haksızlık. Şu anda sağlık personeli sıkıntısı yok deniyor. Çünkü diğer illerden yeterli sağlık çalışanı bölgeye görevlendirilebiliyor. Gönüllüler var, görevliler var. Gitmek isteyen depremzede personelin mutlaka izin verilmesi gerekiyor. Mutlaka başka görevlendirmeler yapılması gerekiyor. Bu da bir haktır. Bunun çiğnenmemesi lazım. İnsanların omuzlarına basarak, onlara rağmen bir hizmet sunulamaz. Bunu biz daha önce pandemide de yaşadık. Hı hı. Sağlık çalışanlarını feda ederek herhangi bir problem çözülmez. Sağlık çalışanlarının yanında olması gerekiyor. Bütün hükümetimizin, bütün kamu kurumlarımızın onların da gereksinimlerini, insani gereksinimlerini mutlaka dikkate almak gerekiyor. Var da insan yani. Sadece bölgelerdeki son durumu kısaca alayım. Çünkü sizin derneğinizin tabii, üyeleri orada. Şimdi hem çeşitli kurumlarda görev alan hem de direkt dernek olarak bölgeye görevli gönderdiğimiz arkadaşlarımız var. Aktardıkları en önemli konu, evet büyük bir çaba var ancak bu çabalar henüz toplumu kapsayıcı boyutta değil. Birinci basamak hizmetleri özellikle hala organize olabilmiş değil. Yine pandemi benzetmesiyle gideceğim. Pandemiyi de biz hastanelerde karşılamaya çalıştık. Büyük bir hataydı. Sahada birinci basamakta karşılamamız gerekiyordu. Aynı hatayı maalesef tekrarlıyoruz. Birinci basamak şu anda büyük ölçüde faal değil diyeyim. Durmuş birçok yerde. Özellikle yıkılan Hatay hastaneler, gibi, Maraş Hatay'da gibi. Mı? Yıkılan hastaneler evet Hatay'da. Orada henüz 8 yıl önce inşa edilmiş olan büyük bir eğitim araştırma hastanesi var. Maalesef depremde yıkıldığını öğreniyoruz. Bir özel hastane, bir devlet hastanesi yine. Hani bunların olmaması gerekiyor. Hani can kurtaranın boğulmasına benziyor. Bu olacak, kabul edilebilir bir şey değil. Hastaneler, yeni kurulmuş hastaneler bu vaziyette. Çok doğru
Ve birinci basamağın organize olması lazım. Peki. Biz halk sağlığını temel olarak birinci basamağın koruyucu hekimlik, koruyucu sağlık hizmetlerinin organizasyonuyla sağlamak durumundayız. Sadece bulaşıcı hastalık değil, bir belki sadece başlıklar olarak saymama müsaade ederseniz, kronik hastalıkların takibi var. Tedavileri aksayan kronik hastalar var. Kanser hastaları, KOAH hastaları, şeker hastaları, psikiyatrik sorunlar var. Çok ağır bir ruh sağlığı problemi yaşayacağız, yıllara yayılan. Üreme sağlığı sorunları var, hamile kadınlar var ve bu listeyi çok uzatabilirim. Ama bunların halk sağlığı yaklaşımıyla çözülmesi gerekiyor. Son cümlenizde herhalde. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Çok doğru tanımlamalarla anlattınız. Ayağınıza sağlık. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Hasudel Yönetim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tuğrul Erbaydar, özür diliyorum, bizlerleydi. Halk sağlığı uzmanı, Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi aynı zamanda. Tekrar teşekkürler. Teşekkür ederim. Haberle devam ediyoruz. Gaziantep'te enkaz kaldırma çalışmaları sırasında binalardan karot örneği alınıyor. Betonun ne kadar dayanıksız olduğu neredeyse gözle bile görülüyor. Alaşehir ve Islahiye Cumhuriyet Başsavcılıklarının ortak sorumluluğundaki bir alan burası. Şu anda arkada bir yerde bir apartmanda hala insanların olduğu enkaz altında söyleniyor. O enkazda arama kurtarma çalışması devam ederken karşısındaki Kılınç Apartmanı'nın arama kurtarma işlemleri tamamlanmış. Dolayısıyla da buradaki enkazın kaldırılabilmesi için de buraya bir savcı gelmiş. Savcının gözetiminde şu anda binadan alınan beton blok, daha doğrusu kolon. Kolondan bir örnek alınıyor. Bir yandan da su basılıyor. Bunlar alınan örnekler incelenecekler. Ama bunun savcı kontrolünde yapılıyor olması çok önemliydi. Şu anda burada savcının gözetiminde bu işlem yapılıyor. Bunlar delil olarak saklanacaklar. Şimdi şöyle makinenin yoluna doğru ben bir yaklaşayım kolondan. Yandaki bir pompa aracılığıyla bu kolona su basıncı yapılıyor. Diğer taraftan da kolonun üstündeki beyefendi de elindeki makineyle karot örneği almaya çalışıyor. Bu da işte bu binadaki ihmalin yapımından mı kaynaklanıyor? Yoksa başka bir sorun mu var? Sonradan meydana gelen bir tahribat mı var? Ya da sorun ne, her başka ne ise onun tespiti için çok önemli bir çalışma. Asla ve asla hiçbir enkazda ihmal edilmemesi, göz ardı edilmemesi gereken bir çalışma. Ve bunun kesinlikle enkaz kaldırılmadan önce bulunduğu noktada yapılması gerekiyor diyelim Ezgi. Hemen yanımızda da bir hanımefendi var. Bize bu işlemin detaylarını bir uzman gözüyle daha doğru şekilde teknik olarak anlatacak. Öncelikle sizi tanımak isterim. Ben Pınar Vardar, Samsun'dan mimar bilirkişi olarak geldim. Şu anda İslahiye ve Alaşehir Başsavcılığı'nın birlikte yürüttüğü bir soruşturma için delil topluyoruz. Bu da nedir? Enkaz haline gelmiş binalarımızdan beton ve demir örnekleri alıyoruz. Bunu tamamen hani ileride mahkemelerde kullanılmak üzere delil niteliğinde olacak şekilde savcı eşliğinde yapıyoruz. Savcımız da şu an zaten tam olarak işlemin başında. Çalışma yapan arkadaşların hemen arkasında savcı. Tabii ki kendisi bir resmi görevli olduğu için, bir savcı olduğu için mikrofonu uzatmamız, kendisiyle konuşmamız doğru değil. Yasak aslında, hani bunların belirli izinlere tabi olduğunu biliyoruz ama hanımefendi zaten bize diğer detayları da anlatacak. Peki ilk gözleminiz, dışarıdan yaptığınız gözlem, bu örneğin alındığı binaya yönelik buradan bir tespit, ilk izleniminiz oluşabiliyor mu? Yani o şekilde bir ilk izlenim söylemek hatalı olur. Zaten sırf o yüzden net bir şeylere ulaşabilmek amacıyla bu testleri yapıyoruz. Şu anda biz bütün yıkılan binaların müteahhitlerini de, yapı denetimlerini de tespit ediyoruz. Onların hepsiyle ilgili zaten başsavcılıklar, İslahiye ve Alaşehir beraber gereken işlemleri yapacaklar. Bu işlem nedir? Bu işlem karot işlemidir. Beton numunesi alınır, belli testlere tabi tutulur. Betonun kalitesini ölçer. Ona göre de hani uygun beton kullanılmadığını bize ispat edecek, öyle diyeyim. Bunun bir standardı var yani, bina yapmanın bir standardı. Üniversitelerde bunun testi yapılıyor. Ona göre doğru beton mu değil mi
O belli olacak test sonuçlarına göre. Peki bunun her enkazda muhakkak yapılması mı gerekiyor? Yapılırsa çok daha iyi olur. Çünkü hani sadece bakarak bir şeyleri söylemek hatalı olur. En azından elimizde belli tespitler olduğu sürece rahatlıkla karşı tarafa dava açılabilir, öyle diyeyim. Yani hak aramak için önemli bir delil aslında. Evet. Enkazlar kalkmadan da bunun yapılması lazım. Çünkü hepsi karışıyor bu sefer. Enkazları kaldırıyorlar artık. O yüzden mesela dağılıyor işte. Bakalım hemen alınan kanıt örneğini. Dağılıyor dediniz ama dağılıyor. Bir daha alacağız. Zeminin uygun olmadığını gösteriyor bu. Yanlış. Yani dere çakılarının ne kadar büyük olduğu buradan da belli. Bir daha deneyeceğiz. Zaten bakınca direkt içinde şey doğrudan bir beton görmüyoruz. Evet, dere çakırı kullanılmış ağırlıklı olarak. Ondan dolayı dağılıyor. İlk gözleminiz ne oldu yani bu durumda? Uygun beton kullanılmamış. Şimdi peki neden tekrar örnek almak istiyorsunuz? Laboratuvara yollayacağız. Eğer alabilirsek uygun örneği, laboratuvarda deneyleri yapacağız. Deney sonuçlarına göre soruşturmanın akışı ona göre belli olur. Bu sadece görsel olarak baktığımız şey. İlk etapta zaten. İlk o. Bunların aralarındakiler nelerdir, şu renkli renkli görünenler? Dere çakılı dediğimiz aglomera. Alüvyon malzeme yani. Normalde dere çakılının kullanılması istenilmez. Bu malzemenin betonun birbirini tutmasında bir olumsuz şey, evet, var mıdır? Evet. Dere çakılı olduğu için yaş oluyor ve betonu tam tutmuyor. Dökülen beton. Sonra da maalesef böyle depremlerde binalarımız yıkılıyor. Bu hangi binanın kolonu? Bu Kılıç Apartmanı dediğimiz bu tarafın. Bu işlem bittikten sonra Gözde Apartmanı var. Hem kolondan hem kirişten alıyoruz. Bu Kılıç Apartmanı'ndan kiriş kısmından alamadık. Numune alamıyoruz. Uygun değil. Sadece kalıp kısmından aldık. Şu an bina, ya enkaz mı uygun değil yoksa yapısı? Enkaz uygun değil. Enkaz uygun değil. Uygun olmadığı için alamıyoruz oradan, evet. Yani ama her apartmandan mı alıyor musunuz? Almaya çalışıyoruz. Çünkü şunu bir iki kere daha eğer deneyeceğiz. Eğer sesini duyuyorsan alamazsak, bir sorumu iletebilir misin rica etsem? Görsel olarak ne zaman raporlara başlamışlar bu çalışmayı yapmaya? Raporlara o şekilde işleyeceğiz. Siz bu çalışmaları yapmaya ne zamandan itibaren başladınız? Ben jeoloji mühendisiyim, ben de bilirkişiyim. Yaklaşık 10-15 senedir, 15 senedir mesleğimizi icra ediyoruz. Sizin özelinizi sormadım. Deprem alanında, bu bulunduğumuz alanda bu işlemler ne zaman başladı? Biz pazar sabahı buraya geldik, Samsun'dan. Pazar sabahı geldik, hemen başladık. İlk andan, evet. Kolluk kuvvetlerinin adliyeye bildirdiği yıkılan yerlere kendimiz gelerek bu tespitleri yapmaya başladık. Yani sadece prosedür ilk andan nasıl işliyor? Yerler. Önce polis ya da jandarmanın bildirmesi mi gerekiyor? Aslında öyle ama şimdi bir hızlı bir çalışma yapmamız lazım. Çünkü biz bu işlem bittikten sonra enkaz kaldırılıyor. Kaç ekip çalışıyorlar acaba? Raporlama yapıldıktan sonra başsavcımız bize talimat verdi. Gördüğünüz yerlere gidin. Ölüm sayısı çok olan yerlerden öncelik olarak başlayarak de o şekilde başladık. Bu bölgede, burası Islahiye, bu mahallenin adını bilmiyorum ama bu mahallede kaç ekip olarak çalışıyorsunuz? Biz şu an her mahallede birer ekibimiz var. Samsun'dan yaklaşık 25 kişi geldik biz, mühendisler olarak, bilirkişi heyeti olarak. Evet, depremin 9. günü. Bilanço ağırlaşıyor. AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 31.974. 10 ili yıkıp geçen 7,7 ve 7,6'lık iki büyük depremin üzerinden yaklaşık 195 saat geçti. AFAD'ın açıkladığı son rakama göre 31.643 kişi hayatını kaybetti. 9. güne girilirken de bazı enkazlarda umut sürüyor. Arama kurtarma olarak baktığımızda 34.717 personelimiz var. Bütün güçleriyle çalışmaya devam ediyorlar. Kahramanmaraş'ta geldiğimizden itibaren 4.497 enkazda arama kurtarma yapıldı.
308 enkazda arama kurtarma devam etmektedir. Tüm Türkiye Kahramanmaraş merkezi iki depremden etkilenen 10 ilden gelecek yeni iyi haberleri bekliyor ama birçok noktada arama kurtarma tamamlandı. Enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Bir yandan da yıkılan binalardan delil toplama işlemleri de sürüyor. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bina ve sitelerin müteahhitleri gözaltına alınıyor. 163 şüpheliden 8'i tutuklandı. Diyarbakır'da da bu kapsamda 32 kişiyle ilgili adli süreç başlatılmıştır. Deniyor ki artık malzeme göndermeyin. Elinize ne kadar malzeme varsa gönderin. Milyonlarca insan var bu bölgede. Aşevlerine malzeme bulmakta yarın öbür gün zorlanacağız. Bölgede artçı depremler de devam ediyor. 158.165 afetse de diğer illere tahliye edildi. Bölgedeki depremzedeler için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye'ye yardım çağrısında bulundu. Kuru gıda dahil, hijyen malzemeleri dahil, özellikle diğer malzemeler dahil her birine ihtiyaç var. Çadır ihtiyacı fazla, bunu biliyoruz. Barınma ve hijyen önemli sorun bölgede. Kurulan çadır kentlerde özellikle çocuklar için psikolojik destek birimleri de kuruldu. Efendim, Kahramanmaraş'tayız. 205. saatteyiz. Dakikalar sonra aslında 206. saate gireceğiz. Burası Hamdi Bey apartmanı ve bir depremzedenin kurtuluşuna sahne oluyoruz. Çünkü şu anda orada termal battaniyeyi de görüyoruz. 35 yaşında bir kadın olduğu bilgisini veriyor arkadaşlarım. Depremzedenin 35 yaşında bir kadın. Şimdi bölgeyi dinleyelim. Alo. Alo. Geliyor musun? Yani şu an canlı yayın. Tam aramda. Saatte Emine Akgül'ün kurtuluşuna en son tanık olmuştuk. Şu anda 205. saatteyiz. 206. saate girmek üzereyiz. Bir mucizeye daha tanıklık edeceğiz Hamdi Bey apartmanından. Kahramanmaraş burası. Dediğim gibi 35 yaşında bir kadın depremzedenin kurtuluşunu göreceğiz birazdan. En başta madencilerimiz, askerimiz, jandarmamız, polisimiz, itfaiyecilerimiz, gönüllülerimiz... Hepsi orada. Onların sayesinde bu mucizeler yaşanıyor. Dünyada rekor 166. saat. Biz 206. saate girerken bir kadın depremzedenin daha kurtuluşunu izleyeceğiz. İnşallah. Zaman olduğu gibi tüylerimiz diken diken bekliyoruz. Evet, hareketlenme başladı. Battaniyeyi, termal battaniyeyi görmüştük zaten. Muhtemelen sedyede. Kalabalık kurtarma ekibi var tabii. Göremiyoruz ama termal battaniyeyi gördüğümüze göre. Yok. 35 yaşında bir kadın. Kendisine sağlıklı bir ömür diliyorum. Dile kolay, 205 saat direndi orada. Evet. Koridor açıldı. Birazdan ambulansa doğru hareketini göreceğiz, şahit olacağız. Düzeltiyorum. Hamdi Bey apartmanı değil, İsa Bey apartmanı.
İsa Bey Apartmanı, Kahramanmaraş. ...106. saate girerken bir mucizeye daha tanık oluyoruz. Koridor açıldı. Sedyenin kaldırılıp ambulansa doğru götürülmesini bekliyoruz bizler de. Sizin gibi umutla. Gelen mucize. 35 yaşında bir kadın enkazdan kurtarıldı ve titizlikle her zaman olduğu gibi ambulansa bindiriliyor şimdi. Hemen hastaneye götürülecek. Tekrar ediyorum, sağlıklı uzun bir ömür diliyorum kendisine. Zor zamanlarda birlikte olma vakti. Al canım, al bebeğim. Tüm Türkiye yardım seferberliğinde. Yarın akşam tüm televizyon kanalları ortak yayında buluşuyoruz. Efendim 203. saatin mucizesi ise Polat çifti oldu. Kahramanmaraş'ta 7 katlı Aktaş apartmanının en dip noktasında Bakut ekibi 5 kişilik aileden Hidayet ve Muharrem Polat çiftine sağ olarak ulaştı. Ailenin diğer fertlerinin ise hayatlarını kaybettikleri anlaşıldı. Arkadaşlar, dengeli bir şekilde sağlık olun önden. Ben geldim önce. Karşıyım. Şunu bir ver. Şunu bir sen bir saat ya. Ben şeyi bağladım. Diğer hasta için serum burada. Şimdi seni yavaşça geri yatıracağım, tamam mı? Diğer hastayı. Hem geriye doğru çekin. Yavaşça yavaş. 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 Ucuna alabilir miyim? Al abi. Al abi. Ucunu da. Allah'ım abi. İki gün ağrıyor. Tamam vereyim. Şuradan bağlanın. Geçin. Gel ablacığım, ne var? Gel, otur. Ben sabitleyeyim, boynumu tutayım. Bekle. Aldım, aldım. Evet, kurban oldum Allah'ım ya. Allah ya. 14 Şubat 2023 Salı. 7-8. gün. İki kişi sağ aldık, iki kişi de ağlıyoruz. 10. gün, evet. Çok şükür, hamdolsun. Thank you.
Harika. Bravo. Abi sakin sakin. Sakin. Çok şükür Allah'ıma. Bravo. Hemen buraya. Dur bekle. Abla dur. Yavaş acele etme yavaş. Efendim stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan, Jeofizik Mühendisleri Odası deprem danışmanı kendisi. Efendim hoş geldiniz değerli hocam. Hoş bulduk. Hocam. Şimdi 9 gündür çadır bulamayan köylüler, ekmek su bulamayan kırsalda yaşayanlar, büyük bir koordinasyonsuzluk, organizasyonsuzluk bunların hepsine geleceğiz. Ama benim öncelikle sormak istediğim şu, arama kurtarma çalışmaları devam ederken bir yandan hızlıca apar topar enkaz kaldırma çalışmalarına başlanıyor olması ve bu nedenle buraya gelen yabancı yardım ekiplerinin Türkiye'den ayrılmaya başlaması. Özellikle İspanya ekibinin yapmış olduğu açıklamalar var. Hala çalışmalara devam edebilirdik, insan kurtarabilirdik, inşaatlara makinelerle girdiler, bize gidin dediler diye ağlamış. Görüntülerini izledim. Altyazıyla benim İspanyolcam yok ama doğru olduğunu biliyoruz. Arama kameraları var, arama köpekleri var, termal kameralar, ses yükselticiler var. Enkaz kaldırma çalışmalarına başlanmalı mı? Yoksa aramalara nereye kadar devam edilmeli? Bence sakıncalı. Şimdi genellikle depremde göçüntü olduğu zaman %82'si canlı olarak çıkmaz. %17'si, %16'sı kendi olanaklarıyla ya da ilk 6 saatte genellikle profesyonel olmayan o çevreden halk tarafından kurtarılır. Ya kendileri ya onlar. Şimdi bunların kaç kişi olduğunu bilmiyoruz. Evet. Bunların kaydı yok. Yani kaç kişi kendiliğinden ya da kurtarma ekipleri gelmeden kurtulduğunu bilmiyoruz. Bunun kaydı yok. Bu çok önemli ama kaydının olup olmaması çok önemli. %1'i ise kurtarma ekipleri tarafından kurtarılır. Şimdi yaklaşık olarak burada 66 bin konutun yıkıldığı söylendi. Çok kabaca söyleyeyim. Bu güncel olarak bize verilen veriler doğrultusunda ancak bir kestirim evet. yapabiliyoruz. Yani bunları da AFAD veriyor bize. İsterdik ki daha çok bilgi versinler bize. Şimdi aşağı yukarı aşağıda 250 bin kişi falan olması gerekiyor göçük altında. Şimdi AFAD'ın verdiği bilgilere göre yaklaşık 80 bin, 82 bin kişi yaralı olarak kurtarıldı diyor. Evet. Ölen kişi sayısı kaça çıktı şu anda? 32 bin falan 31 mı? 31.974. Demek ki 32 bin kişi falan çıktı. Yaklaşık ona baktığın zaman 110 bin kişi şu anda kayıtlı olarak kayıp yani ölü ya da yaralı. Şimdi 250 binden çıkaracak olursan eğer yaklaşık 100-140 bin kişinin göçük altında olmuş olması gerekiyor. Ama burada şunu bilmiyoruz. Acaba ne kadarı kendiliğinden kayıt dışı ya da ilk 6 saatte kurtarıldı bunu bilmiyoruz. Umarız ki bunların sayı çok fazladır. Umarız ki çok fazladır ama hiçbir kaydı yok. Dolayısıyla şu anda göçük altında en az kalan kişi sayısı yani benim tahminlerime göre 50 bin kişi falan yani en az. En az 50 bin kişi. Yani bu 32 binde duracağı benzemiyor çünkü daha enkazlar kaldırılmadı. Şu anda bazılarında kurtarma çalışmaları yapılıyor. Şimdi yine benim kestirimlerime göre şu anda canlı olarak kurtarılmayı bekleyen aşağıda artık bunlar kara günlere girdik şu anda. Yani hep böyle mucize kurtarışlar olacak bundan sonra. Aşağı yukarı 110 kişi, 120 kişi kadar canlı olarak kalmış olması olabilir istatistiklere göre. Yani şu anda halen canlı insanlar var. Şimdi burada önemli olan göçük altına girdikten sonra kişiler bağırmaya başlar. Beni kurtarın, beni kurtarın diye. Ve bir süre sonra sesleri karalır. Bir süre sonra da ses telleri bozulduğu için hiç sesleri çıkmaz. Şimdi bu kişilerin tıp sağlıkçıların söylediğine göre
önce beslenme olmadığı için vücuttaki yağları yakarak yaşamlarında devam ettirirler. Bir süre sonra da yağ kalmayınca bu kez kasları eritmeye başlarlar. Şimdi kas ve yağ eridiği zaman artık kişi hareket edemez. Yani konuşamaz, hareket edemez. Gölcük depreminde çünkü oldu bu. Mesela Sami Dündar vardı. Bu bunlardan bir tanesiydi. Hatta kitabını yazdı bunun. Gölcük'te. Dolayısıyla bu kişiler hareketsiz bir durumda ama yaşar bir konumda göçük altında duruyor olabilirler. Sabit. Bunlar kim dediniz? Sami Dündar. Sami Dündar kurtuldu mu? Kurtuldu ama nasıl kurtuldu? Tabuta koydular Sami Dündar'ı. Tesadüf olarak kurtuldu. Yani ölü torbasına koydular. Birisi tesadüfen ölü torbasından cırcırını açıyor. O sırada Sami Dündar hiç hareketsiz konuşamıyor. Sadece gözünü böyle açıyor, kapıyor. Aa diyorlar, birisi gözünü açıyor. Bu adam diri. Vah, vah. Ölü torbasından çıkarıyorlar. Bunun gibi aşağı yukarı 10-15 tane örnek var. Ben bunları kitabımda da yer verdim. Şu Bir Yaşama İki Deprem Sığmaz diye kitabımda yer verdim bunlara. Şurada Gölcük Depremi'nin öykülerini anlatıyorum burada. Evet. Şu kitabımda yer vermiştim buna. Bu örnek var. Tamam. Dolayısıyla şu anda enkaz çalışmaları eğer yapılmaya karar verirlerse, ki karar vermişler, bana göre erken. Yani aşağıda dediğim gibi 110-120 kişi halen canlı olarak kurtarılmaya bekliyor olabilir. Çok yüksek bir rakam bu. Kesinlikle. Yani her gün söyleyecek bir şey bulamıyorum yani. 2-3 tane kişi kurtarılıyor. Bu gün geçtikçe azalacak. Ama orada halen bekleyen insanlar var. Sesi çıkmayan bekleyen insanlar var. Kas yapısı erimiş. Kas yapısı erimiş ve hareketsiz. Hareketsiz. Burada mutlaka sağlıkçılar kurtarma ekibine katılması gerekiyor. Şimdi diyelim ki bir defa bu ekskavatörler çok duyarlı çalışması gerekiyor. Eğer bir insan izi varsa hemen gidip sıcaklık ölçüsü almaları gerekiyor. Yani vücut sıcaklığı olabilir, kalbi çalışıyor olabilir. Ondan sonra gözünü açıp kapayabiliyor mu, onu bakmak gerekiyor. Ben sağlık bilimci değilim ama ben bir deprem bilimciyim. Bu tür olaylarla karşılaşıyoruz hep. Sami Bey'de olduğu gibi. Bunlar yaşanmış deneyimler. Gölcük'te yaşanmış deneyimler. Sonuçta çok duyarlı davransınlar. Bir kişinin hayatı tüm dünyanın da yaşamına denktir. Yani böyle kürekle alıp kaldırırlarsa eğer cinayet işlerler. Çünkü çok büyük bir vebal ve yakınlarının da o cenazelere ulaşma hakkı var. Yani eğer şeyse cenaze... Aynen öyle, insanlar umutla bekliyor halen. Halen yani umutla bekliyor. Hayır, umudunu kesmiş olanlar da var. Biraz önce konuğumuzla konuştuk. Onlar da hani kaldırmayın, hani cenazelerimize bir ulaşalım hani eğer öldülerse de diyorlar. Gülbin'cim, acele etmenin ne nedeni var, bana söyleyebilir misin? Söyleyemem. Ben acele etmenin ne nedeni var? Hani bir hafta daha bekleyemez miyiz? Evet. Ya neden bu telaş, niye? Yani gerçekten birçok kurtarmacı takımını oradan yollamışlar. Sadece yabancılar değil, yerliler de siz gidin, siz gidin demişler. AFAD yani, yeterli. Aynen öyle. Halbuki Süleyman Soylu dedi ki AFAD'ın 4000 küsur civarında bir şeyi var, ekibi var. Böyle büyük bir afete yetişmesi zaten mümkün değil diye bir itirafı var. Ya Gülbin'cim, birinci günde... Siz de gayet iyi biliyorsunuz. Yıkılan yapı sayısı 6000 olarak verilmişti. Evet. Ellerinde AFAD'ın kurtarma takımı olarak 245 tane vardı. Yani 245 ile 6000 nasıl değişeceğiz? Şu anda anlıyoruz ki göçen yapı sayısı 12.500. Korkunç bir rakam. Tabii. Şimdi daha kurtarma işlemleri... Üçüncü günde falan rayına oturmaya başladı. Şimdi burada başımda bir baret var. Bir de boynumda bir düdük var. İnsanlar merak ediyordur. Şimdi yarından sonra kimin göçük altında kalacağı belli değil. Burada kolay önerimi sunmak istiyorum. Buyurunuz. Yani çarşıdan bir baret alsınlar. Başları için. Evet.
5 liraya bir düdük, bu yaşam kurtarır. Yanlarına büyük şişe bir pet şişe alsınlar. Bir de telefon. Konum belirlemek için. Bu kadar. Yani yemek içmek diye bir olay yok. Arzu ederlerse yemek pakette hazırlasınlar. Ama en gerekli olan şeyleri söylüyorum. Pet şişe. Sakın cam şişe değil. Büyük şişe, pet şişe. Bir ya da iki şişe neyse. Bir telefon, bir düdük, bir baret. Ve diyelim ki göçük altında kaldılar. Kesinlikle beni kurtarın diye bağırmasınlar. Ses tellerini korumak gerekir. Bunu yapacaklar. Bu ses tiz bir ses değil mi? Evet. Bu tiz ses yukarıya kadar gider. Göçük altında olan kişi genelde yukarıda olan kişilerin seslerini duyar. Ama kendi sesini işittiremez eğer bağırırsa. Tabii siz yayın için boynunuza taktınız. Onu bir koruyucu bir kılıfa koymak gerekiyor sanıyorum. Boyunda deprem illa akşam olacak diye bir olay söz konusu değil. Ama depremden çekilen milyonlarca insan var. Tabii ya ki. Boynunuza takın. Ya bilezik yapın, kolunuza takın. Ya cebinize, iş cebinize koyun. Korumalı bir şekilde diyebilirim. Aynen öyle. Korumalı bir şekilde iş cebinize koyun. Telefonunuz şarjda dursun akşam yatarken. Evet. Şarjda dursun. Evet, telefonunuz. Yanı başınızda. Biraz uzağında olsun çünkü telefon olumsuz olarak etkiler. Uçak moduna koysunlar gerekirse. Suyu da belinize bağlayın diyemeyeceğim. Yani çünkü rahatsız olur insanlar. Yatağın içine sokun. Yatağın içine sokun, yatağın içinde dursun. Şimdi akşam uyurken bunlar. Eğer uyumuyorsanız da işte televizyon izliyorsunuz veya salonda kitap okuyorsanız o zaman koltukların yanlarına su şişelerini koyun, petleri koyun. Pet su şişelerini koyun. Düdük zaten yanınızda olacak. Yanımızda. Telefon zaten yanınızda olacak. Baret, yatağınızın bulunduğu yere bir baret koyun. Yani bareti takarak uyuyun demiyorum. Evet hocam. Bareti koyun. Evet hocam. Ve yine çok oturduğunuz bir koltuğun yanına başka bir baret daha koyun. Aynı bareti gezdirmeyin yani. Baret çok pahalı bir olay değil. Ama iyisinden alın baretin. Mesela benim başımdaki bir madenci baretidir. Ve şurada da bir düğmesi vardır. Bu da ışık verir. Bir türlü yakamadım. Bakayım. Bakın ışık vardır. Bu ışık siz kapkaranlıdır. Yerin altı kapkaradır. Yani ben bu konuda bir kitap yazdım göçük altında diye. Bunu okusunlar göçük altında göçük insanlar altında. Neler hissediyor. Psikolojisi bu göçük altından kurtulmuş insanların öykülerinden oluşuyor bu. Sözcüden çıkmıştı bu göçük altında. Bunu okusunlar bu öykü gibi. Bu insanların hayatını kurtarır. Bir de kapkara diye bir kitap daha var şu kapkara. Yani her taraf kapkaradır. Ama başınıza bu koyduğunuz ışıkla birden aydınlanırsınız. Gerekirse bunun bir yedeğini alın. Yedeğini de koyun bir yere. Bunun şarjı bitince onu koyun. Ve bunu sürekli olarak yakmayın. Şimdi genellikle çok yaşayan kişiler kurtarmacılıkta uyuyanlardır. Yani oradasınız. Uyku haline geçin. Metabolizmanın yavaşlaması için. Çünkü çok fazla enerji harcamazsınız. Evet. Ve eğer bir kişi bir büyük pet şişe su varsa yanında aşağı yukarı 15 gün falan yaşar yani. Yani evet hasta olmadan 15 gün yaşar. Ama suyu bulamazsanız ne yaşayamazsınız. Ne kadar süre yaralı, dayanabiliyoruz? Yani suyu bulamazsanız en çok 6 gün falan yaşarsınız. Evet. Burada güzel bir şey oldu. Kar vardı. Kar olduğu için karın eriyen suları yerin altına inerken insanlar o damlalardan yararlandı diye düşünüyorum. Çünkü çıkarılanlara baktığınız zaman ah çok susuzum lütfen bana su verin diyen pek azdı. Azdı. Pek azdı. Yani bu kurtulan kişi sayısı bugün 9. gün galiba değil mi? 9. gün. 9. gün artık kaçıncı biz saate girdik arkadaşlar? Kara günler diye andığımız günlerdir. Ve yani kısaca benim umudum halen var. Umut bitmemiştir. Kurtarmacılar orada dursun. Lütfen yöneticileri. Madenciler ayrılmayı kesinlikle kabul etmiyorlar zaten. Ya madenciler müthiş bir olay çıkardılar zaten. Değil Hepsini mi? Alkışlıyorum ben gönülden. Çünkü madenciler ilk kez domuz damıyla girdiler buraya. Domuz damı çünkü madenciler madenlerde biliyorsun sürekli göçükler olur. O madenciler o domuz damıyla girdikleri için yaralı olan ya da kurtarılması gereken insanları
hiç zarar vermeden sanki odanın içinden çıkarıyormuş gibi çıkarırlar. Gerçekten onlar çok yeni bir teknik uyguladılar. Domuzlama yöntemi. Bu arada tekrar edeyim. Gaziantep'e bağlantı yaptığımızda madencilerimizin bota ihtiyacı olduğunu öğrendik. Evet. Buradan yetkililere, hayırseverlere, yardımseverlere tekrar duyuralım. Bir de bazılarının tetanoz aşısının yenilenmesi gerekiyormuş. Bunu onlara borçluyuz. Tekrar etmiş olmak istedim. Buyurun. Evet. Ya kurtarma, kurtarılan... Kişilerin psikolojileri bozulur. Aslında bizim dahi psikolojimiz bozuk şu anda. Ben akşam uyku uyuyamıyorum. Evet, yani akşam 2'de, 3'te, 4'te kalkıp aklıma gelen bir konuda tweet atma ihtiyacını duyuyorum. Hocam hepimiz öyleyiz. Uyku düzenimiz, yemek düzenimiz, yemek yeme düzenimiz değil mi? Psikolojimiz, psikolojimiz çok bozuldu. Yani hiçbir depremde ben bu kadar psikolojim bozulmadı benim. Bu depremin çok boyutları olacaktır. Aslında Türkiye'nin düzenini etkileyecektir bu deprem. Çünkü depremin boyutu 160 bin kilometre alanda duyuldu. Hı. 160 bin kilometre. Yaklaşık 10 ili etkiledi. Kırığın boyunu halen tam bilemiyoruz. Çok da önemli değil insanlar için. Ama depremin büyüklüğü biz meslektaşlarımla 9-10'da 8, 9-10'da 9 konusunda yani 9 bir daha pardon 7-10'da 7'yi hiçbir defa konuşmuyoruz. Jeofizik mühendisleri 7-10'da 7'yi çoktan terk etti. Biz 7-10'da 8 ya da 7-10'da 9 diye düşünüyoruz. Bu depremin şiddeti ise 12. 12 yıkım yapılabilecek yıkımın en büyüğü. Çünkü en büyüğü. Çünkü Hatay'da bir özellikle Asi Irmağı'nın kenarında yıkılmadık ev bırakmadı. Kahramanmaraş'ta mahalle ölçeğinde yerle bir etti. Böyle bir deprem dünya üzerinde yani 12 şiddetinde bir deprem dünya üzerinde çok az görülmüştür. Evet hocam bu arada ekranda Kahramanmaraş'ta görüyoruz. Şuraya bak. Seçkinler Apartmanı. Burada şu anda bir enkazdan bir kişinin canlı olarak kurtarılmasını bekliyoruz. Bunu aktarmış olayım. Kahramanmaraş Seçkinler Apartmanı. Birazdan o bölgeye döneceğiz ve muhabir arkadaşımız Gülşah İnce bizlere aktaracak olanları. Bu arada muhabirlerimizden Ali Onur Tosun yazmış. Şunu aktarmak isterim. Enkazdan depremzedeler tarafından çıkarılıp hemen defnedilen cenazeler de var diye hatırlatmış. Şeye istinaden sağlık çalışanları mutlaka yanlarında olmalı artık arama kurtarma ekiplerinin diye. Onu tekrar etmiş olalım. Her an. Özellikle son kurtarmalara baktığım zaman bayağı gelişmiş teknikler uyguluyorlar. Özellikle doktor arkadaşlarım, profesör arkadaşlarım bana onu söylemişler daha ilk günden itibaren. Hocam lütfen kurtarılan insana hemen damar açsınlar bunu söyleyin. Hı hı. Ve suyu oradan versinler ve serumu oradan versinler öyle demişti. Öyle yapılıyor ama. Bakıyorum şimdi kurtarılanlarda sağlık çalışanları var. Ve hemen damar açıyorlar ve serum veriyorlar. Evet. Yani bunun için kutluyorum. Evet. Yani kurtarmacılarla beraber evet. Sağlık çalışanlarını gerçekten kutluyorum. Şimdi yapılan yanlışlara gelelim mi biraz? Mesela evet. Askerin sahaya geçinişi, Emasya protokolünün iptali dolayısıyla valilikten izin alması gerekmesi, valinin de elbette... Cumhurbaşkanı'ndan artık tabii bu sistemde izin alması gerekliliği dolayısıyla 1,5 gün sonra ancak sahaya hem de sınırlı sayıda inebildi. En büyük aksaklıkların başında bu geliyor. Sonra AFAD işte ekip sayısının yetersizliği, ekipmanın yetersizliği diye sıralanabilir. Siz böyle devam edebilirsiniz. Yani dediğiniz doğru. Denizinize katılmamak mümkün değil. Daha ilk gün deprem olduğunu ben buradaydım. Fox TV'deydim. Neredeyse gün boyu buradaydım. Evet biliyorum. O zaman da buradan uyarmıştık Fox TV'den. Ordu göreve diye. Çünkü ve ben bunu tweetladım da aynı zamanda. Bir tweet attım. Çünkü 6000 yıkık ev var. 245 tane kurtarmacı var. Diğer kurtarmacının hemen sizde program yaparken Kozlu'dan aradılar. Kozlu müessesinden, TTK'dan. Hocam biz ekipleri çıkarttık yolda. Aslında Çay Cuma'da bir havalanı vardı. Değil mi? Bizim yine Fox'tan yolladığımız bilgilerde hemen
polis kuvvetlerinin elinde olan, ormancıların elinde olan, hava kuvvetlerinin elinde olan, bir de özel kuruluşların elinde olan, hatta Cumhurbaşkanı'nın özel helikopterlerinin derhal kurtarmacıları alıp otobüsle gelmelerini değil, kendi imkanlarıyla geldiler. Yani kendi o yoklukta ellerinde naylon poşetlere kıyafetlerini koymuşlar. Her yayında söylüyorum, çok etkiliyor beni çünkü. Gerçekten kendi imkanlarıyla öyle. Karayoluyla yani, geldiler. Ve hala ayrılmak istemiyorlar. Gerçekten. Hatta bot ihtiyaçlarını da arkadaşımıza, Öznur Aslan muhabir arkadaşımıza söylemeyin yok demiş. Yok canım. Tabii. Yok canım. Böyle yüce gönüllü insanlar. Gerçekten yüce gönüllü insanlar. Ben her şeyden önce aslında yönetim hizmet vermede eksilince halk, kadınlı, erkekli, genç, yurt dışından dahi gençler geldi buraya. Evet. Devlet oldu. Halk bir devlet oldu. Çok ilginç. Çok. Yani demek ki Türkiye'de çok umutsuz gibi duruyoruz ama yurttaşlık bilinci halen son bulmamış. Halk devlet oldu da bir virgül koyalım. Bağlantımız var çünkü. Kahramanmaraş'a gidiyoruz. Gülşah İnce ve Çağlar Güner orada. Gülşah İnce, seni dinleyelim hemen. 206. saatte bir mucize haberi vereceksin sanıyorum bize. Umarız veririz Gülbin Tosun, ama şöyle bir durum var. Burası şöyle söylemek lazım. Çünkü az önce burada bekleyen aileler de var. Yanıma kadar geldi. Aslında böyle hani onlar da çünkü içeriden gelecek bir haberi bekliyorlar. Ama şöyle de bir durum var. İşte daha önce Beyaz Saray apartmanının önünden ya da Aydın apartmanının önünden de bekleyişlerimiz vardı. Ama orada çalışmalar durdu. Dolayısıyla hani burada daha temkinli konuşmak gerekiyor. Ama şunu söyleyebilirim. Çalışmaların an be an asla bırakılmadığı bir başka noktadayız. Biz Seçkinler Apartmanı'nın enkazının oradayız. Burada ailelerin de bekleyişi sürüyor. İçeride ekipler, hem askerler var, hem de görüyorsunuz bütün ekipler burada. İtfaiyeler de burada. İşte hemen ileride görüyorsunuz bütün teknik ekip. Aslında az önce işte burada bütün çalışmalar sırasıyla eksiksiz yapılıyor. İçeriye hassas burunlu köpekler de girildi. Onlardan da sinyal geldi. Termal kameralar da yine aynı şekilde içeride bir yaşam belirtisi olduğuna dair bize bir ipucu da verdi. Hatta içeri giren askerlerden birinin dışarı çıkıp evet biz ses aldım, sesime karşılık aldım deyip dışarı çıktığında bir komutanın gözyaşlarına da şahit olundu burada. Ama dediğimiz gibi burada biraz temkinli konuşmak gerekiyor. Çünkü artık gerçekten 200. saati aştık ve şimdi buradaki aileler içinde hem çok zor durum, hem cenazelerini bekleyenler de var. İçeriden umutlu bir haberi bekleyenler de var. Dolayısıyla biraz temkinli olmakta da fayda var. Çünkü pek çok binanın önünden aynı umutla bekleyişimizi sürdürüyoruz. Elbette umut tükenmez. Belki ilerleyen saatlerde burada gerçekten müjdeli bir haberi vereceğiz, ama şöyle söyleyelim. Yakınız o habere diyelim. Şimdi hemen Çağlar Güner göstersin sizlere. Burası büyük bir enkaz. Aydın Apartmanı ile birlikte sıralı pek çok apartmanın olduğu bir yerden bahsediyoruz. Yaklaşık 9 bina yan yana ve 9 binanın da enkaz haline geldiğini görüyoruz. Meksika'dan gelen ekipti. Az önce aslında biz başka bir noktadaydık ve bizi uyarmışlardı. O nedenle buraya geldik. Görüyorsunuz, termal kamera dediğimiz işte bu. Çağlar Güner sizlere gösteriyor. Hem enkaz kaldırma çalışmaları sürerken işte bu cihazlarla da kontrol ediliyor. O cihaz belirli noktalara konuyor ve ondan sonra iş makinelerinin o bölgeye girmesine izin veriliyor. Ve tekrar aslında ilk sizle canlı yayın yapmayı planladığımız noktaya dönelim. Hem de enkazın boyutlarını da göstermiş olalım. İşte aileler de dediğimiz gibi burada bekleyişini sürdürüyor ve bizden de rica ediyorlar. Çünkü umutlu bir haberi herkes bekliyor. Ama işte o haberi kim alacak ya da alabilecek mi? Gerçekten çok ince bir çizgideyiz. Ağzımızdan çıkan her cümleyi onlar burada can kulağıyla dinliyorlar. İçeriden gelen bir haber var mı yok mu, tüm dikkatleri bizim üzerimizde. O yüzden büyük bir sorumluluk da aynı zamanda. Şöyle devam edelim. Şöyle enkaza doğru çıkalım. Görüyorsunuz 9 bina demiştim. Çağlar da çıksın. Şöyle gösterelim nasıl 9 bina. Bu taraftan başlıyor. Bakın sırayla. Aslında bu dün önünde yayın yaptığımız Aydın Apartmanı'ndan başlıyor ve yanında sırayla devam ediyor sıralı binalar. Özel bir hastane var burada, hemen yanında bir otel de varmış. O otel de enkaza dönmüş durumda ve işte gördüğünüz gibi bulunduğumuz yer burası. Yan yana 9 bina bu şekilde enkaz yığınına döndü. Şöyle ilerleyelim. Bakın
bir göbek var burada. İş makineleri bu enkazın tam ortasına girdi ve işte enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Az önce termal kameranın konduğu yeri de Çağlar gösterecek şimdi sizlere. Bakın orada bir yaşam koridoru olabilir mi, yaşam üçgeni olabilir mi diye Meksika'dan gelen ekip o bölgeye yoğunlaştı. Ve nasıl bir sonuç aldılar henüz bilemiyoruz. Çok taze ama hemen yukarıda çalışmaların da sürdüğünü görebilirsiniz. Bir yandan vinçli eşyalar taşınıyor, yukarı kablolar çekiliyor. Enkazın her bir noktasında bir çalışma var. Çünkü iş makineleri girdi ama burada cenazelerini alamayan ve hala bir haber bekleyen aileler var. İçeride kaç kişi var hala belli değil. Bu enkazda bir yaşam olabilir. Bu enkazda bir hayat olabilir ve tam da işte Çağlar Güner o yaşam belirtisinin olabilme ihtimalinin yüksek olduğu o noktaya şu anda zaten kameraları çevirdi. Bütün çalışmalar işte o hendek gibi olan yerde. Oradan gelecek bir iyi haberi bekliyoruz hepimiz. Hatta kimler onu da göstersin, iş makineleri de bir yandan çalışmaya devam ederken bakın bütün medyada burada. O küçücük bir deliğin ucundan gelecek bir haberi bekliyor bütün Türkiye, bütün basın mensupları. Seçkinler Apartmanı'nın önündeyiz. Artık burası 206. saatte bir umut ışığı olsun diye bütün herkes bekliyor. Ve aynı zamanda işte tekrar altını çizmekte fayda var. Aileler de burada bekleyişini sürdürüyor. İçeriden 3 kişinin olduğuna ilişkin bir bilgi var ama tam da net değil. İşte aileler de bunun altını çiziyor. Onlar çünkü burada gerçekten gecesini gündüzüne katarak gözlerine hiç uyku girmeden bekleyişlerini sürdürüyor. Birine müjde olacak bir haber, pek çok kişiye de aynı zamanda yas olacak. Bunu da unutmamak lazım. Şimdi biz takip ediyoruz çalışmaları. İçeriden ekiplerden de bizi evet umutlu bir haber verebiliriz dedirten gelişmeleri aktarıyorlar. Dileriz ilerleyen dakikalarda hepimiz tüm Türkiye'ye Seçkinler Apartmanı'ndan mutlu, umutlu bir haber veririz Gülbin Tosun. Gülşah İnce teşekkürler. İnşallah diyoruz. Evet, o küçücük delikten termal kamera girmiş, köpekler girmiş ve bir asker de evet ses aldım diyerek çıkmış. Umutlu ama biraz daha temkinli bir bekleyiş var Kahramanmaraş'ta. Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan hocamızla konuşmaya devam ediyoruz. En son halk devlet oldu demiştiniz. Bu depremler sonrasında oradan devam edelim. Şimdi müthiş bir bir defa halk örgütlendi. Yani bu örgütlenmeyi genellikle Twitter aracılığıyla yaptı. Ama ilk gün Twitter'ın kapatılmış olması veyahut yavaşlatılmış olması bir defa bizim halka ve deprem gören insanlara bilgi vermemizi engelledi. İnsanların biz, yardımlaşmasını engelledi. Biz ilgi atamadık. Biz tweet atamadık. Yani halka durumu açıklayıcı şekilde atamadık. Sonra yardım etmek isteyen kuruluşlarla deprem gören alanlar arasında iletişim koptu. İletişim yoktu. Efendim CSM operatörleri, GSM operatörleri aksadılar. Her depremde aksama yapıyor maalesef bunlar. Dolayısıyla iletişim yine koptu. Diğer taraftan yönetimin Twitter'a engel koyması nedeniyle aşağı yukarı kurtarılabilecek insanların birçoğu kurtarılamadı ve yardım tırlarının çıkması gecikti. Bir de yardım tırları çıktığı zaman tabii bunları televizyonlardan izleyerek biz ediniyoruz. Ben o alana gitmedim. Örgütlenmenin olmadığını söylediler. Yani tırın nereye gideceği belli değil. O nedenle tırlar hepinizin gördüğü gibi yine biz sizin televizyonlardan gördük. Yollara attılar kutuları, şunları bunları. İnsanlar yardıma hemen ulaşamadılar. Bir ekleme yapmak isterim. Vinç operatörleri yayınımızda muhabirlerimize resmen ağladılar. Yani biz buraya bizi içeri sokmuyorlar. Uzak yoldan geldik. Biz iki gündür vinçlerin içinde işte kamyonların içinde uyuyoruz. Biz buraya yatmaya gelmedik. Biz yardım etmek istiyoruz. Koordinasyonun sadece AFAD'da toplanıyor olması herhalde bir. Yani doğru yanı da var ama yönetemediler. Yani İvedi Durum Yönetimi çok beceri isteyen bir insan. Tabii. Yani İvedi Durum Yönetimi'ne özellikle iki gün iyi yapılamadı. Zaten en
can alıcı nokta Gülbin'cim. İlk bir gündür zaten. Yani deprem oldu. 4.7'de, 0.4.7'de, 17'de oldu. Senin ne yapacağını en geç 5.17'ye kadar karar vermen gerekiyor. Çünkü ivedi durum bu. Yani zamanın yok. Geçen her dakika ölen onlarca yüzlerce kişi demek. Geçen her dakika. Dolayısıyla ivedi durum yönetimi yapılamadı. Yani 6 saate kadar benim bilgim dahilinde 6 saate kadar orada kurtarmacı yoktu. Yani olması gerekiyordu. Mesela Van depreminde orduya bu kısıt konmadığı zaman Van depreminden olduktan 3 saat sonra Erzurum'dan ordu Van'da kurtarma çalışmalarına başlamıştı. Yine Van depremine gitmiştim. Van depreminde deprem olduktan sonra akşam Kızılay 4 çeşit yemek çıkartıyordu. Hı hı. Devler gibi sular vardı. Ne oldu Kızılay'ımıza 155 yıllık? Ben bu değişimi bilmiyordum. Bu depremle birlikte gördüm. İşte çadır kurma ve çadır işleri Kızılay'ın elinden alınmış. AFAD'a verilmiş. Hayır, çadır yapıyorlar, AFAD'a satıyorlar. AFAD'a bağlı bir kurum. Anladım. Artık. İlginçtir, bunları bilemiyorum. Sayın doğrusu. Tekin Küçükali burada, Kızılay eski başkanı buradaydı, konuğumdu. O anlattı, oradan biliyorum. Aynı zamanda prefabrik konut üretme var evet. Ama hiçbir ortada yok. Evet, şimdi ivedi durum yönetiminde uzman kişiler genellikle çadırları önermiyorlar. Çadırlar artık çağ dışı diyorlar. Çünkü çadırı bir defa kullanıyorsun ve ondan sonra atıyorsun. Bir daha onu kullanmıyorsun. Yangın riski de var. Yangın çekincesi var. Ama prefabrik takma konutlar olduktan sonra onlarda deprem görenler 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl kalabiliyorlar. Yani dolayısıyla bizim aklın yolu bir. Türkiye'de depremler ilk defa olmuyor. Evet. Türkiye'de depremler hep oluyor. Bak ben 53 yıldır depremle ilgileniyorum. İlk gittiğim deprem benim Gediz depremiydi. Evler yıkılmıştı, insanlar ölmüştü. Siyasiler geldiler yine. Biz oradayken ben o zaman üniversitede deprem bilimi asistanlığı yapıyordum. Siyasiler geldiler. İşte Sayın Süleyman Demirel gelmişti. İşte başını sağ olsun, devletimiz büyüktür. Takdir-i ilahi ne yapalım? İnşallah yakında bütün sorunlarınız çözülecektir dedi. Geliyoruz 2023'e. 2023'te siyasiler değişti ama söz değişmedi. Yine de deprem takdiri ilahidir. Yapacak bir şey yok. Devletimiz büyüktür. En kısa zamanda sorunlarınız çözülecektir gibi. Yani deprem bir defa insanın kaderi değildir. Yazgısı değildir. En kısa zamanda sorunlarınızı çözeceğiz dediler. Dediniz. Onun için araya giriyorum sadece. Çevre ve Şehircilik ve İklim ve Değişikliği Bakanlığı'ndan Bakan Kurum'un bir açıklaması var. Ay sonuna kadar inşaat faaliyetlerini başlatacağız diye bir açıklaması var. Bence acele etmeye gerek yok. Yani orada yani, önce çalışma yapılması gerekmiyor mu ne bileyim? Yani tabii ki. Yani, hani enkaz kaldırmadan bahsetmiyorum. Onun için zaten en az bir hafta beklemek gerekli dediniz. Gülbin'cim burada en önemli konu. Zaten balık baştan kokar diye bir söz var. Şimdi belediyeleri ben yer seçimi konusunda çok eleştirmiştim. Hı. Dolayısıyla Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı beni aradı. Özlem Hanım, Özlem Çerçioğlu. Evet. Dedi ki hocam bu bizim elimizde değil. Mesela Aydın'da devlet hastanesi kurmuşlar. Menderes Irmağı'na çok yakın bir yer. Oldukça sakıncalı. Çünkü bakın eğer devlet hastanesini İzmir'de olduğu gibi dağın, kayalık bir yeri kuracak olursanız deprem geldiği zaman böyle salınır. Hı. Ama Aydın'da olduğu gibi eğer Aydın Ovası'nda Menderes Irmağı'nın kenarını kurarsanız onun mikrofon gibi sarsıntıları büyüterek şu şekilde sallanır. Yani hoplar bina yani. Hangisi yıkılır? Bu mu yıkılır yoksa bu mu yıkılır? Hopla. Dolayısıyla burada ayrı hataları görüyoruz. Şimdi Hatay'da yapılaşma Asi Irmağı'nın kenarında. Oysa dünya şehirciliği buna reddeder. Dünya şehirciliği der ki ırmakların kenarlarını yeşil alan veya spor alanlarını ayırın. Buraları yapı yasaklı alanlar yapın. Ya da günübirlik kahvedir, çay bahçesi gibi yapın. Ama burada çok katlı yapılar var. Hı hı. Mesela Amik Ovası'nı
kurutuyorsun ve orada yapılaşmaya açıyorsun, havaalanı yapıyorsun. Ve sonra sıvılaşma oluyor o bölgede, hı hı, ve havaalanı devreden çıkıyor. Hı hı. Sadece Gaziantep havaalanı kullanılabildi biliyorsunuz. Evet. Adana ile Gaziantep. Evet. Dolayısıyla doğa unutmaz. Doğanın kuralları vardır. Hani anayasayı belki çiğneyebilirsin. Yani rahmetli Özal'ın söylediği gibi bir defa delinse ne olur demişti ya. Anayasayı çiğneyebilirsin ama doğanın yasalarını çiğneyemezsin. Doğa yaptığın yanlışı bir tarafı yazar ve daha sonra onun hesabını sorar. Şimdi olan, yani yöneticilerin yapmış olduğu hataların bedelini hiç suçu olmayan toplum canlarıyla ödüyor. Şimdi bak Gülbin'cim söyleyeyim. Buyurun. Olay nasıl gidiyor? Şimdi bir şehrin gelişme alanını belirleyen bakanlık. Hı hı. Bak şehrin gelişme alanını belirleyen bakanlık. Yani Amik Ovası'nın havaalanı yaptıran, Asi Irmağı'nın kenarına çok katlı yapı yaptıran bakanlık. Efendim Kahramanmaraş Ovası'na yapı yaptıran onlar, Gaziantep'i yaptıran onlar, Adana'ya yaptıran onlar. Şimdi belediye ne yapıyor? Belediye o verilen alanları yerleşime açıyor. Peki bundan sonra ne oluyor? Yerleşime açılan alanlar parsel ölçeğinde bölünüyor. Bir müteahhit geliyor. Kendine tahsis edilmiş yerde yapıyor. Hı hı. Şimdi demek ki bu işin aslında 3 tane bacağı var. Bakanlık, belediye ve müteahhit. Şimdi biz Gölcük depremi olduğu zaman işte bir ölmez dediğim o şeyin adı. Veli Göçer. Veli Göçer'i Vurabalı'ya diye onu içeri attık. Veli Göben. Bir tek kişi. Bir belediye başkanı. Ha, Vurabalı'ya gibi sadece onlar kaldı. Onlar da zaten çok kısa bir süre cezaevinde kalıp bakanlık çıktılar. Niye istifa etmedi? Bakan. Tabii. Veyahut bakan niye sorgulanıp içeri atılmadı? Öyle mi? Tabii. Belediye, Başkanları niye bunlara izin verdiler? Bunların hakkında neden suç duyurusu yapılmadı? Tabii. Ve içeri atılmadı? Yani Veli Göçer'i bulduk. Burada da bir suçlu bulduk. Onu savunmak için söylemiyorum. Rönesans'ın müteahhiti. Ki. Ama Rönesans'ın müteahhitine orada yapılaşma izni veren belediye değil mi? Tabii. Belediye ki. İmar Komisyonu. Şu anda 3 müteahhit gözaltında. Ya bu kadar. İkisi yani, tutuklu. Yani yaklaşık 32 bin kişinin öldüğü yerde 3 tane müteahhit mi suçlu sadece? Onlar da kaçmaya çalışırken yakalandılar. 3 tane müteahhit mi sözcü? Tabii. Dolayısıyla belediye meclisi suçlu burada. Başka kim? Bakanlık. Tabii. Oraya izin veren. Bakanlığın emrinde AFAD var mı? Var. Öyle mi? O zaman önce yer seçimini jeofizik mühendisleri ve jeoloji mühendisleri seçecek. Nereler yerleşebilir? Bakın hiçbir şey bilmiyorsanız benim 99 depreminden sonra yaptığım açıklamalarda... Bu saatten sonra da yapılır mı? Yapar mıyız yapılır acaba? Yapılır tabii. Yani şu anda jeofizik ve jeoloji mühendislerini araziye yollayacaklar. Zaten elde bol miktarda var. Şehir nereye yerleşecek? Ben size pratik olarak söyleyeyim. Yani kolay... onun için ay sonunda hemen inşaata başlamamaları gerek. Bence gerek yok. Olan yani işte oldu bu artık. Çalışmanın olan oldu artık. Yani mi? Yani bir hafta önce bitirmeye gerek yok artık. Olan oldu. Şu anda insanların bir ivedi durumu da yok. Otellere yerleştiler. Kimisi hayır, çadırlarda KYK, kalıyor. KYK üniversiteleri tatil ettiler. Uzaktan eğitim evet. aldılar. O konuyu da biraz şimdi sonra bu kadar acele etmenin konuşacağız. Alemi yok. Yani seçime yetişecek evet. bir hali yok bu işin. Kaldı ki evet. yetişemez. Yetişemez de. Çünkü bunun için bir para gerekir. Bu depremin Türkiye Cumhuriyeti'nin maliyeti mesela Meriç Köyatası diye benim çok güven duyduğum bir ekonomist hesaplamış. Evet. Yaklaşık 87 milyar dolar diyor. Şimdi 87 milyar dolar nerede? Var mı bu para? Geçen sene bütçe açığı 110 milyar dolardı. Turizm gelirleri 48 milyar dolar. Türkiye'nin 450 milyar dolardı borcu var. Evet. Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman tabii ki bunlar bizim yurttaşımız. Bunlar vergi veriyor. Biz canımızdan dişimizden artırarak aramızda kampanyalar düzenleyerek yani devlet, halk zaten devlettir yani. Halk devlet olduğunu ilk defa anımsadı. Evet. Yani kişi değildir devlet, halktır devlet. Hükümet de değildir. Hükümet devletin de değildir. Kurumlarını yöneten aynen öyle. İnsanlardır. Halk, güçlü olan halktır. Şimdi değerli dolayısıyla hocam. Biz bu işi başarırız. Evet. Dolayısıyla ben Türkiye Cumhuriyeti halkını cani gönülden kutluyorum. Yani olağanüstü bir ilgi halen sürmektedir. Bir taraftan para toplanıyor, bir taraftan giyecek
efendim tuvalet ihtiyaçları için tuvaletler ki çok geciktiler. Kadınlar özellikle çok zor, rezil oldular orada. Evet. Bir de orada hayvanlar var ölen. Hiç kimse ondan söz etmiyor. Ya göçük altında binlerce kedi, köpek, evcil hayvanlar. Efendim keçiler, koyunlar, büyükbaş inekler. Açlıktan ölen büyükbaşlar yani, da var. Kimse bunlardan söz etmiyor. Bunlar da bizim yaşamımızın değişmez birer parçası yani. Düşünün Meksika'dan gelen bir köpek göçük altında Ponteo. Bulduğu bir insana yetişmek üzereyken üstüne çöküyor ve orada ölüyor. Ondan sonra ekibin onun için yaptığı şeyi gördünüz mü? Gördüm ya. Değer doğrusu yani. Değmez yani demek mi? Ki hayvanlar bizim birer parçamız yani. Şimdi biz burada çok yani halkın devlet olmasıyla halk çok yararlı olmuştur imece usulüyle. Hı hı. Ve düşünün bazı arkadaşlarımın yurt dışında okumakta olan çocukları dahi uçağa binip hemen geldiler. Annesini babasını görmeden deprem bölgesine gittiler. Tabii. Bunların birçok kişilerini biliyorum. Yani alnından öpülecek bir millet bu. Kesinlikle. Türkiye'de hiçbir şey, Türkiye'de hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak yani. Türkiye ümit ediyorum. Büyük evet. Bu kenetlenmeyi herkese hem kendimize tekrar kanıtlamış evet, olduk. Evet. Hiçbir şey eskisi şimdi, gibi olmayacak. Siz OHAL ile ilgili daha önce bir tweet atmıştınız. OHAL'i halk korunsun diye ben istemiştim. Hak arayanların sesi kesilsin, baskı unsuru olarak kullanılsın diye değil, deprem görenlerin tehdide değil, sevgiye, şefkate ihtiyacı var diye. OHAL gerekli miydi? Çünkü yağma var şehirlerde dendi. Onun için biz OHAL ilan ettik ama daha sonra Süleyman Soylu İçişleri Bakanı böyle bir durum söz konusu değildir, yağma falan yok dedi. Onu biz bilemeyiz. Çünkü deprem bölgesine gitmedik ama deprem bölgesinde bize başvurular, çocuklarımız kaçırılıyor. Kayıp çocuklarımı bulamıyorum. Evet. Evlere soygun yapıyorlar diye bize çok bu daha ilk günden. Gülben Hanım bu daha ilk günden böyle başvurular olunca tabii ordu göreve diye tweet atan kişi benim. Hı-hı. Dolayısıyla burada olağanüstü hal de ilan edilebilirdi. Seferberlik de ilan edilebilirdi. Ya da bundan hiçbirini yapmayıp doğrudan doğruya Genelkurmay Başkanı orduyu göreve sokabilirdi. Zaten şu anda Milli Savunma Bakanı. Milli Savunma Bakanı şu anda hem Deniz Kuvvetleri'nin hem Kara hem de Deniz Kuvvetleri'nin tek yetkili kişisi. Hı hı. Mesela ben Deniz Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri Komutanı'nı bilmiyorum ama Milli Savunma Bakanı'nı biliyorum. Onun bu yetkisi vardı. Ve sonunda gereğini yaptılar. Bu soygunları önlemek için asker indi, sayısı arttı, güvenlik sağlandı. İstanbul depremi için hocalar artık süre çok daralıyor dedi. Naci Görür olasılık %80'e çıktı dedi. Süleyman Pampal zaman aralığı verdi. 5-6 yıl gibi bir süre dedi. Şimdi bu konuda aslında deprem bilimcileri haksızlık yapıyor halk. Diyorlar ki bir araya gelin tek bir söz söyleyin. Bu mümkün değil. Çünkü tıp ve sağlık bilimlerinde göz doktoru ile diş doktoru aynı mı? Bir olay mı? Hani sağlık bilimlerinde siz gözünüzü yaptırmak için diş doktoruna gidiyor musunuz? Gitmiyorsunuz. Dolayısıyla jeofizik ve jeoloji mühendisliğinde aynı dallar değil. Bunların uzmanlık alanları değişik. Hı hı. Dolayısıyla bir jeofizik mühendisinin İstanbul'da deprem ne zaman olacak üzerine kestirmeyle bir jeoloji mühendisinin kestirim yöntemleri aynı olmaz. Çünkü yaklaşım yöntemleri ayrı. Hı. Şimdi bir yerde şu var ki özellikle kırık kuşaklarının üzerinde her an deprem olabilir. Yani bunun için bir bilim adamı olmaya da gerek yok. Her an deprem olabilir. Bunu her yer için söyleyebilirsin. Hı hı. Şimdi ama insanlara her an deprem olabilir diyerek insanları uykusuz bırakmazsın. Yatırımların yurt dışına çıkmasını sağlamazsın. Şimdi her an deprem olabilir diye sanki kentsel dönüşüm mü hızlandırıyorsun? Hayır. Bunun sahibi olan İmamoğlu. İmamoğlu dedi ki evet ben İstanbul'da kentsel dönüşümü yapayım ama bana 25 milyar dolar gerekli dedi. Hı hı. Bu para yok. Hı hı. İstanbul'da fiili olarak kentsel dönüşüm müdürlüğü var ama kentsel dönüşüm fiili olarak yapılıyor mu? Hayır. Ben 24 yıldır Ortaköy'de dere boyunda oturuyorum. Dere boyunda biliyorum ki o yapıların hepsi depremde yıkılacak. Daha bizim kapımızı çalan bile olmadı kentsel dönüşüm için. Yani hani her an deprem olabilir demek. Kentsel dönüşümü mü kışkırtıyor?
Yani ben Övgün Ahmet Ercan olarak 2045'e kadar böyle bir şey beklemiyorum diye kentsel dönüşümü engelleyen ben miyim yani? İnsanları çok rahat söylüyor, rahatlatıyormuşuz. İnsanları rahatlatıyorum çünkü yastığı başına koyduğu zaman insan uyuyabiliyor. Her an deprem olabilir dediğin zaman insanların gözüne uyku girmiyor. Tabii. Bir de psikolojileri bozuldu insanların. Hem de nasıl? Dolayısıyla bunu özellikle söyleyeyim. Vallahi billahi ben bu işi iyi biliyorum diyemez hiçbir deprem bilimci. Deprem olduktan sonra bir de bizim aramızda bir yarış yok ki. Benim söylediğim doğru, senin söylediğin. Böyle bir yarış yapamazsın. Neden yapamazsın? Deprem bilimi, matematik, biyoloji, fizik, kimya gibi gerçek bir bilim dalı değildir. Bilinmezlerin bir bilim dalıdır. Peki. Değerli hocam, süremiz artık bitti. Çok değerli fikirlerinizi paylaştığınız için teşekkür ediyorum. Buradan çıkardığım en önemli konu bu depremde şu anda hala enkaz altında 100-110 civarı canlı olan, hayatta olan depremzede kesinlikle var. Kesinlikle var. Dolayısıyla enkaz kaldırma çalışmalarının en az bir hafta daha bekletilmesi. Ekskavatörlerin kesinlikle çok... Acele etmenin gereği yok. Yavaş çalışması, dikkatli çalışması, aceleye gerek yok. Benim özellikle vurgulamak istediğim bu. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ayağınıza ağzınıza sağlık. Rica ederim. Efendim. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Efendim bir haber var. 9. gün bugün biliyorsunuz 204. saat. Mucizenin adı bu kez Suriyeli Muna Dabul isimli kadın. Hatay'da enkaz altında kalan 40 yaşındaki kadını kurtarma ekipleri sağ olarak çıkarmayı başardı. O tarafına mı keseyim? Kes abi. Dur. Kafasını bu tarafa doğru getir. Elini çek. Bir dakika abi. Bir dakika. Elini çek. Dur bir dakika. Sakin abi. Sakin çıkaralım. Gel abi bu tarafa. Çekil oradan. Ellerine dikkat edin. Elbiseden tutun. Ayakları ne durumda? Çekil hocam. Bak şuraya yatırın hemen. Tahtayı getirin şuraya. Tahta burada. Yatır tahtaya. Tamam, sakin ol. Arkadaşlar elden elde dolaştırmayacağız. Teyze yerleştireceğiz. Tamam. Tahtayı tekrar. Ağzını aç. Tamam. Maske koyacağım. Çekil. Kuzunur. Tamam. Hala. Şimdi gözünü kapatsın bak. O hala çocukları. Gözünü kapatsın. O bayağı çıktı. O anne çocukları. Tamam. O önemli değil. Önemli değil. Önemli değil. Elini şuraya sürün amca. Elini. Gözüne şeyler geliyor. Elinle çek. Çıkınca konuşalım. Baskı varsa kovasını verir. Tamam çıkınca konuşalım. Çıkınca konuşalım onları. Abdülmen. Alalım da dışarıda konuşalım. Sakin olun. Bak şuraya yatırın hemen. Tahtayı getirin şuraya. Abdülmelik çek. Bırak ama. Kadir. Sağlıklara da. Abi, tamam. Sakin ol, damarıyla şeyler.
Şey vereceğim mi oradan? Abi sen sahibimiz. Ne kadar? Sahibimiz değil mi? Bırak arkadaşlara, sağ söylüyorum. O kardeşin nereden? Nereden? Tamam, tamam. Var mı? Tamam, tamam. Arkadaşlar, buradan bismillahirrahmanirrahim. Onu güzelce. Ercan abi, ya bilmem. Bir dakika. Ben yazdım müdür, benim şeyde var. Ben sana yardım edeceğim abi. Aynen abi. Tamam. Tamam. Aldık mı? Biraz bekle. Bekle. Beni bir gel tut. Beni tut gel. Beni tut. Elden ele gidiyor, elden ele. Hadi arkadaşlar. Hadi, hey. Dur. Bekle. Örtüler. Arkadaşlar. Al. Tamam, tamam. Hayır. Bir bağlasınlar, adil etmeyin. Kol aşağıda sarkıp kalmayacak. Kolu sarkıp kalmayın, kolunu bağla, kolunu. Bu zor zamanlarda birlikte olma vakti. At canım, at bebeğim. Tüm Türkiye yardım seferberliğinde. Yarın akşam tüm televizyon kanalları ortak yayında buluşuyoruz. Evet efendim, devam ediyoruz. Stüdyomuzda yine değerli bir konuğumuz var. Emekli Cumhuriyet Savcısı Ali Özgündüz. Sayın Özgündüz, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Siz 1999 Büyük Marmara Depremi'nin savcısıydınız. Şimdi bizim acımız doğal olarak, tüm Türkiye'nin acısı büyük ama öfkesi de büyük. Dolayısıyla herkes adalet istiyor. Evet. 99 depreminden sonra yaşananları aktarmanızı isteyeceğim ben sizden. Biraz önce de Ahmet Ercan hocamızla konuştuk. Bir tek Veli Göçer ve bir belediye başkanı ceza aldı. Çok kısa sürede onlar da çıktılar. Bunların hepsini soracağım. Ama şimdi adalet istiyor herkes dedim. Yani müteahhidinden mimarına, mühendisine, belediyesine, bakanlıktaki ilgili bölümlere, ilgili yetkililerine kadar. Çünkü kaybımız 50-60 bine kadar ulaşacak. 10 il etkilendi. Evet. 66 bin binanın yıkıldığı şu anda. Halbuki daha fazla binanın yıkıldığı ihbarı var ne yazık ki. Şimdi apar topar bir enkaz kaldırma çalışması var. Başlatıldı. Bunun riskleri nedir? Çünkü delil toplanması gerektiğini siz her fırsatta belirtiyorsunuz sosyal medya hesabından. Bunun prosedürü nedir, nasıl olmalıdır? Evet Sayın Tosun, öncelikle ölen yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Halen enkaz altında kalıp sağ kurtulma umudu olanların da bir an önce sağ salim kurtulmaları için dua ediyoruz. Zor bir iş, milletimizin başı sağ olsun. Elbette ki şimdi sizin de belirttiğiniz gibi artık insanlar bu işin sorunlarının da hesap vermesini bekliyor haklı olarak. Yani bu yıkımların sonucu bu kadar ağır bir fatura çıktıysa, sonuç çıktıysa
Bundan dolayı sorumlu olanlar, yani işte asrın felaketi efendim, yok işte kaç atom bombası gücünde bir enerji çıktı. İyi güzel de orada yıkılmayan binalar var. Yani usulüne uygun, fenne uygun, deprem yönetimine uygun. Mimarlar odasının, mühendisler odasının. Denetiminde efendim. Hepsi sağlam. Evet, yani yapılan binalar sağlam. Diğerleri yıkılmış. Demek ki orada problem var. Şimdi bu probleme sebep olan sorumluların tam anlamıyla eksiksiz, etkin bir soruşturma ile ve eksiksiz bir şekilde yargı önüne çıkarılması lazım. Şimdi bunun için de sizin şu aşamada delil toplamanız lazım. Hı hı. Yani şu anda suç mahalli aslında bu enkazların bulunduğu binaların olduğu yerler. Siz enkazlardan beton numuneleri, efendim demir numuneleri, kolon kiriş bağlantıları, binanın halihazır durumu, kaç kat olduğuna ilişkin tespit, efendim kolon kesme var mı, aşağıda tadilat var mı, binanın ruhsatına, imarına aykırı olarak kaça kat var mı? Bütün bunları şu anda tespit etmeniz lazım. Savcılar yani, yargı, evet, evet. Yani yargı, şu anda suç var ortada. Evet. Efendim taksirle adam öldürme, bilinçli taksirle adam öldürme, belki olası kastla adam öldürmeye kadar gidecek. Bazı kişilerin sorumlu olacaktır. Dolayısıyla şu anda suç soruşturması yapan savcı arkadaşlarım olay mahallinde delilleri toplamaya başladılar. Bütün bu delillerin toplanması ileride açılacak davalarda efendim sorumluların cezalandırılması için zorunludur. Şu anda toplamazsanız deliller kaybolursa birçok kişi ilerideki yargılamalarda delil yetersizliğinden beraat edebilecektir. Savcılar kendi istekleriyle bölgeye gidip böyle çalışıyorlar mı, yoksa HSK mı görevlendiriyor? Şimdi o bölgedeki arkadaşlarımız, zaten görevli olan arkadaşlarımız efendim aynı zamanda deprem mağduru oldukları için onları da, aileleri de bu depreme maruz kaldılar. Dolayısıyla ilk etapta bölgeye dışarıdan hakimler savcılar kurulu 100 civarında bir savcı görevlendirmesi yaptı. Daha sonra efendim bu sayıyı 206'ya çıkardı. Hı. En son dün Bakan Bey'in açıklamasına göre Adalet Bakanı 366'ya çıktı. Şu yeterli anda mi? 366'ya şimdi çıktı. Tabii ki Şehircilik Bakanlığı'nın verdiği rakamlara göre toplam 41.790 bina yıkık, ağır hasarlı, evet, ve yıkılmak zorunda olan bina. Şimdi bütün bunları da tespit yapması lazım. Öncelikle yıkılan binalarda, onun da sayısı 6400 44 diye açıklandı. En son doğru, benim edindiğim doğru rakam. En son rakam. Ama tabii ki bu daha da artacaktır. Öncelikle bu binalarda ölüm ve yaralanma meydana gelen binalarda savcı arkadaşlar tespit yapmalı. Daha sonra da ağır hasarlı binalarda yıkılmadan önce yine tespit yapmalı. Çünkü orada da kusur vardır, orada da sorunlar vardır. Hı. Sadece bina yıkılıp ölüm meydana gelmesi, yaralanma meydana gelmesi değil, aynı zamanda genel güvenliğin tehlikeye düşürülmesi. Yani bina yıkılması, bina çökmesine sebebiyet vermek, o da ayrı bir suçtur. Ondan dolayı da soruşturma yapılması lazım. Peki bu evraklar dijital ortamda var mı? Binalarla ilgili imar ve ruhsat dosyaları da önemli çünkü. Onların kaybolma riski var. Hatta şöyle, Hatay'da Yapı Denetim ve Yapı Malzemesi Şube Müdürlüğü binasının hasar gördüğü bilgisi var. Oradaki belgeler, yani imar ve ruhsat dosyaları binaların nasıl korunmalı ve o dosyaların da bir dijital ortamda kaydı var mıdır? Evet, şimdi burada tabii yıkılan binaların bir kısmı imar barışına tabi olan, dolayısıyla sadece vatandaşın beyanına göre yasal hale getirilen binalar. Hmm. Şimdi bunlarla ilgili kısım ayrı. Şu anda onu konuşmayalım. Sonra ilk etapta biz diyoruz ki efendim işte yapı denetimine tabi olan ruhsatlı imarlı binalar. Hı hı. Şimdi buralarda problem var mı yok mu, bunu tespit etmemiz lazım. Hı hı. Bu binalarla ilgili evrakların belediyelerden istenmesi lazım. Ruhsat dosyalarının, binaların projesinin, efendim denetim firmasından denetim raporlarının, yine bu binalarla ilgili laboratuvar testlerini yapılan laboratuvarlardan, beton laboratuvardan test sonuçlarını getirmemiz lazım. Usulüne uygun alınacak numunelerle bunların karşılaştırmasını bilinçli yapacak. Usulüne uygun alınacak numuneler şu anda enkazda.
Şu andaki enkazdan. Yani usulüne uygun derken işte. Şimdi tabii yani burada şimdi bu burayı bina olarak düşünün. Taşıyıcı sistemler, kolonlar, evet. Bunları birbirine bağlayan kirişler, bu döşeme, yine yan duvarlar ve perdeler. Şimdi ve her hepsi. Katta. Şimdi Sayın Tosun, sonuçta bina yıkılmış. Siz eğer gidip sadece üst taraftaki enkazdan, oradaki kolondan, kirişten örnek alıp bütün binadan örnek aldım derseniz bu yine eksik kalır. Bunu tabii teknik bilirkişiler, yani inşaat mühendisi, deprem uzmanları, yapı denetim uzmanları bunların gözetiminde zaten savcı arkadaşlar topluyorlar. Dolayısıyla hatta yani işte diyelim ki 5 katlı bir bina yıkılmış. Savcı arkadaş diyecek ki siz bunun 4. katına kadar kaldırın. 5. kata geldiğinde bize haber verin. O kat kaldırılırken kolon kesme olayı var mı yok mu? O olay mahallinde ancak son katta bunu tespit edebilirsiniz. Yine bilirkişiler marifetiyle. Dolayısıyla soruşturmanın tam eksiksiz yapılması ileride sorunların cezadan kurtulmasının önüne geçecektir. Dolayısıyla da bunlar yapıldıktan sonra bu dosyalar az önce bahsettiğiniz denetim raporları sadece bir yerde değil, müteahhit firmada var, belediyede var, denetim firmasında var ve aynı zamanda yapı denetim şube müdürlüğünde var. Bir yerden kaybolsa bile, hatta daha ötesini söyleyeyim, kötü niyetli birileri şu anda bütün bu yapılarla ilgili bütün evrakları kaybetseler bile, yine biz savcılar olarak olay mahallinde topladığımız delillere göre bu yapı eğer usulüne uygun, fenne uygun, yapı deprem yönetimine uygun değilse gel kardeşim hesap ver diyeceğiz, demeliyiz ve bundan da kurtuluş yoktur. Burada siyasilerin özellikle yerel yöneticilerin de olaya katılması çok önemli. Ben bir siyasetçi kimliğim de var, buna rağmen bunu söylüyorum. İmar CHP affıyla, 24. dönem milletvekili. Evet. Dolayısıyla mesele burada sorumlu olan kişilerin AKP'li, CHP'li, MHP'li olup olmaması değil. Tabii. Her kim sorumluysa bunun hesabını vermeli. Kendi ölçeğinde. İmar barışıyla yasalaştırılan yapılara... İmar barışına geçmeden önce bir haberimiz var. İzleyelim, ondan sonra devam edelim. Evet, bugünkü yıkımın büyüklüğünde bugüne kadar çıkarılan imar aflarının ne kadar payı var sorusu önemli. Son düzenleme 2018 yılındaydı efendim. Son 20 yılda 9 imar barışı çıkardılar. Milletten milyarlar toplayıp evlerinin potansiyel mezar yeri olmasına göz yumdular. İmar barışıyla toplam 144.556 Maraşlı vatandaşımızın sorununu çözdük. Yapının depreme dayanıklılığı ve yapının fen ve sanat, norm ve standartlarına aykırılığı hususu yapı malikinin sorumluluğundadır. 2018 yılında çıkarılan imar affı düzenlemesinin 9. maddesi yapının depreme dayanıklılığı ev sahibinin sorumluluğunda diyor. Yani metrekare başına alınan parayla tüm kaçak yapılara af getirilirken sorumluluk vatandaşa bırakıldı. Depremin yıktığı illerde de. İnsanların oturdukları konutu insanlara mezar ettiler, bir de üstüne para aldılar. Bu mudur siyaset Allah aşkına? Böyle bir siyaset olur mu Allah aşkına? İmar barışıyla toplam 205.000 Hataylı vatandaşımızın sorununu çözdük. AK Parti döneminde son imar affı 2018 yılında çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 yerel seçimi öncesi bugün depremin vurduğu illerde de o düzenlemeyi müjde olarak açıklamıştı. İmar barışıyla 194.000 Antepli kardeşimizin sorununu çözdük. Amcalarım, ninelerim, teyzelerim, kardeşlerim, devletten size müjde. İmar barışı geldi. Yapılarını kayıt altına alarak devletiyle helalleşen vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yuvalarında huzurla otursunlar. Dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özasekin'in 2018'deki imar affı sonrası açıklaması, kaçak yapılara af getirilen vatandaşa huzurla otursunlar demişti. Bugün depremin yıkımının büyük olmasında en büyük etken imar affları diyor hem uzmanlar hem de muhalefet. İmar affı çıkarmak bir kader değildir. Şimdi çıkıp asrın depremi diyerek neden oldukları asrın cinayetinin, asrın ihanetinin
üstünü örtemezler. Eğer bu deprem olmasaydı belki bu hafta meclis yeni mimar barışını görüşüyor olacaktı. 2023 seçimi öncesi yeni imar affı beklentisi yüksekti. Cumhur İttifakı ortağı Mustafa Destici yeni bir kanun teklifi vermişti. Komisyona da sevk edildi. 10 ili vuran deprem sonrası o kanun teklifi hala mecliste bekliyor. Geri dahi çekilmedi. Efendim, Sayın Ali Özgündüz, emekli Cumhuriyet Savcısı, CHP 24. dönem İstanbul Milletvekili, devam ediyoruz. Efendim, süremiz dar, hızlı hızlı devam edelim. 20 yıldır 9 imar barışı, hemen sözü size bırakıyorum. Şimdi Sayın Tosun, tabii biz şimdi şu anda az önce diyoruz ki efendim işte bu bina usulüne uygun yapılmış mı yapılmamış mı, bununla ilgili sorunları tespit edelim. İyi. Peki imar barışında ne diyor? Diyor ki, yapının depreme dayanıklılığı, yapının fen ve sanat norm ve standartlarına aykırılığı hususu yapının malikinin sorumluluğundadır. Yani kardeşim, ben senin gayrimeşru olarak yaptığın yapıyı yasalaştırıyorum. İmar barışından faydalandırıyorum. Ancak burası yıkılırsa ben karışmam. Devlet bunu diyor. Bunun kanun çıkarmış. Yani enteresandır. Şimdi bundan dolayı kimi sorumlu tutacaksınız? Yani bina yıkılmış. Bina sahibi de devlet, kardeşim sen bu binayı yasalaştırırken gelip kontrol etmedin. Deprem yönetmenine uygun mu, değil mi, sağlam mı, değil mi kontrol etmedin. Fay hattı üzerinde benim yaptığım binaya sorumluluğu sen da üzerinden attın. Ne olacak şimdi? İşte burada tabii siyasetçinin sorumluluğu olmadan, cezai sorumluluğu olmaz. Hukuksal anlamda olmaz. Milletvekilleri yaptığı yasama faaliyetten dolayı cezai sorumluluğu olmaz. Ancak tazminat sorumluluğu olmalı bence. Bu olaydan dolayı zarar gören vatandaşlar, hazine aleyhine bu yasaya onay veren milletvekilleriyle birlikte müştereken müteselsilen dava açmalı, tazminat davası açmalı. En azından zarar ziyanları tazmin edilmeli. Çok önemli. Evet, yani bu yol açılırsa bundan sonra milletvekilleri de parlamento parmak kaldırırken daha dikkatli olurlar. Son sözüm, 99 depreminden sonra 5000 üzerinde fail hakkında, şüpheli hakkında dava açıldı. 2100'ün üzerinde dava açıldı. Kaç bin? 5000'in üzerinde sanık, 2000'in üzerinde dava. Fakat bu davalar Veli Göçer hariç, günah keçisi olarak seçilen o kişi hariç, diğerleri maalesef efendim Rahşan Affı olarak bilinen 21 Aralık 2000 tarihinde çıkan 4616 sayılı yasa kapsamında kalarak davalar ortadan kaldırıldı. Cezalar düşürüldü. Dolayısıyla failler affedildi. Bir daha da bu tür olayların olmaması için vatandaşın gerek imar affı gerek ceza affı olduğu zaman buna reaksiyon göstermesi lazım. Vatandaş siyasetçiden benim gayri yasal yaptığım binama meşruiyet kazandır diye değil. Bana oturabileceğim efendim fenne uygun, bilime uygun yapılacak, başımı sokabileceğim, hayatımdan tehlike olmayacak, mezar olmayacak bana yapıları yapmam için gereken düzenlemeleri yap ve denetle demeli. İmar affı hayatımızdan kesinlikle çıkmak zorunda. Evet. Zorunda. Aksi takdirde bu suçlara iştirak ediyor. Bu yasaları çıkarılmış. Şimdi hani delik karartma için örnekler alınmalı, hem de usulüne göre alınmalı dediniz ya. 306 savcı görevlendirildiği açıklandı dediniz aynı zamanda. Şu anda 366. 366. Evet. Bu kadar yıkılan 41 bin bina, yıkılan bina ne kadar sürede bu yapılabilir ve 366 savcı yeterli midir? Evet, yani yeterli değil. Daha 366 savcı Sayın Tosun yeni daha 2 gün önce bu sayıya çıkarıldı. Tabii arkadaşlar canla başla çalışıyorlar ama öncelik yıkılan, efendim enkaz altında kalıp hayatını kaybeden ve yaralanma meydana gelen 6400 bina olmak üzere bütün binalarda tespit yapılması lazım. Dolayısıyla işin başında bölgeye en az 500 savcı görevlendirmesi lazımdı. Geç kalındı. Arkadaşlar canla başla çalışacaklar. Ancak uyarılar da yerine ulaştı ki Adalet Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada enkazlar, deliller toplanmadan enkazların kaldırılmaması yönünde gerek Fuat Ok'ta gerek Bekir Bozdoğ açıklama yaptı. Bu da olumlu bir gelişme. Umuyoruz öyle olsun. Peki, binalardan örnek alınırken vatandaşın yapabileceği bir şey var mı? Yani bir katkı sağlayabilirler mi savcılara? Vatandaşlardan ziyade Türkiye Mimarlar Mühendislik Odası'na kayıtlı mimar ve mühendis arkadaşlar, teknik personelin, yine efendim avukat arkadaşlar, ki bizim Barolar Birliği bununla ilgili bir komisyon kurdu. Yine İstanbul Barosu, İzmir Barosu. Çünkü bölgede yaşayan avukat arkadaşlar da etkilendiği için
bizim buralardan meslektaşlarımız, avukat arkadaşlar bölgeye gitti ve delil toplanmasında savcı arkadaşlara, mağdur kişilere yardımcı oluyorlar. Evet, vatandaşın yapabileceği bir şey vatandaş, yok. Vatandaş bizim barolara, efendim komisyonlara, mimarlar mühendisler odasına müracaat etsin. Mağduriyetlerinin giderilmesi için, haklarının korunması için biz de takipçisi olacağız. Anlıyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Son. Evet, yani Sayın Tosun tabii bu tür olaylar olduktan sonra rahmet dilemek işin kolaycılığıdır. Topyekün aslında toplum olarak bizim bu olaydan artık dersimizi almamız ve beklenen Marmara depremine ilişkin yani bugünden tezi yok, hemen başlamamız, tekrar böyle bir felaketi ülke olarak da kaldıramayız. Hemen derhal İstanbul'da bu bölgede bulunan yapıların depreme karşı güçlendirilmesi ve özellikle imar barışından faydalanan yapıların yeniden elden geçirilmesi gerekir. Aksi takdirde yarın yine bu binalar birilerine mezar olduğu zaman biz ağlayıp sızlamaya, rahmet dilemeye devam ederiz. Evet efendim, emekli Cumhuriyet Savcısı 24. dönem İstanbul CHP Milletvekili Ali Özgündüz. Sayın Özgündüz, ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olunuz. Bir haber var, devam edelim. Bu büyük felaketten en büyük yarayı alanlar hiç kuşkusuz çocuklar ve bebekler. Birçok bebek enkaz altından çıkarıldı. Onlar sapasağlam ama kimi ailelerinden ayrı kaldı. Kurtarılanlar Aile Bakanlığı'nın himayesinde. 15 bebek daha Ankara'ya götürüldü. Çocuklara koruyucu aile olmak isteyenler rekor başvuruda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise İstanbul'da tedavi gören çocukları ziyaret etti. Oğlum çok acıkmış, çok. Size bir kol bağı oluşturalım. Tamam. Nasıl yapıyoruz onu? Şu anda bakanlık olarak bizde kayıtlı 1362 çocuğumuz var, refakatsiz. Bu çocuklarımızdan 369'u aileleri tespit edilerek, kimlikleri tespit edilerek, eşleştirilerek ailelerine teslim edildiler. Daha hayata yeni gözlerini açmış minicik bedenler ölümle burun buruna geldiler. Türkiye'yi yasa boğan iki büyük depremin ardından enkazdan çıkarılan bebekler Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Ankara'ya taşınıyor. İlk tedavileri Adana'da ve Mersin'de yapılan 15 bebek daha tedavilerinin devamı ve bakımları için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevlileri tarafından teslim alındı. Latife bebeğim, Latife. Şükürler olsun bir sıkıntı yok şu anda bebeklerimizle alakalı bir problem görünmüyor. Hepsi çok küçük. En büyüğü 1 yaşında. 15 bebek. Ankara'ya taşındıkları uçakta her şeyden habersiz kendilerine şefkatle sarılan görevlilere gülücük saçtılar. Onları başkentte ambulanslar karşıladı. 15 bebek için 15 ayrı ambulans bekledi. Sağlık görevlileri büyük titizlikle bebekleri teslim aldı. Etlik Şehir Hastanesi'nde bebekleri ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 369 çocuğun kimlik tespiti yapılarak ailelere teslim edildiğini açıkladı. 792 çocuk hastanede takip altında, 201 çocuksa sosyal hizmetler kurumlarında bakım altına alındı. Deprem bölgesindeki çocuklarımızla alakalı da muazzam bir şefkat sağınağıyla karşı karşıyayız. Tüm Türkiye sahiplendi o bebekleri, çocukları. Koruyucu aile olmak ya da evlat edinmek için yapılan başvuruların sayısı 190 bine ulaştı. Önce kimliklerinin tespit edilmesi, sonra eğer mümkünse bebekleri ailelerine kavuşturmak Aile Bakanlığı'nın önceliği. Süreç uzun. O süre boyunca da bebekler sosyal hizmetler koruması altında olacak. Ben bunu kucağıma aldım. Birbirimize süper olduk. Sadece bitti dedik yani her şey. Her şey bitti bizim için dedik. Helalleştik sadece, Allah'a dua ettik. Hatay'dan geldi. Evet. Hatay'dan sadece kendisi sağlayacaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden yara alarak kurtulan ama ailelerinden ayrılan, hayatlarında hiç kapanmayacak yaralar açılan o çocukları ziyaret etti. Enkaz altında kalan çocuklara susayıp susamadıklarını sordular. Emine Erdoğan,
enteresan diye karşıladı. Erdoğan yeni doğum yapan depremzede bir kadının bebeğinin kulağına ilk ezanı okudu, adını söyledi. La ilahe illallah. Ayşe Betül. Depremden en büyük yarayı alan çocukların yaşadıklarını unutması güç. Ama bu zor günleri daha kolay atlatabilmeleri için Kahramanmaraş'ta Beyoğlu Sosyal Hizmet Merkezi çalışanları çadırda kalan çocuklar için etkinlik düzenledi, oyunlar oynadı. Malatya'da Van İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler deprem mağduru çocukların yanındaydı. Oyuncaklar hediye ettiler, oyunlar oynadılar. Adana'da ise deprem mağdurlarının barınması için fuar merkezi kapılarını açtı. Kalan çocuklar için de sinema gösterimi yapıldı. Çocuk çocuktur ve eğlenmek ister. İşte bizim de amacımız bu travmatik süreci minimize etmek, çocuklarımızın rahatlamalarını sağlamak. Efendim, stüdyomuzda değerli bir konuğumuz var. Bu arada kaçıncı saate girmiştik arkadaşlar, onu da bir 207. saate girdik. Efendim, konuğumuz Nişantaşı Eğitim Vakfı ve İstanbul Nişantaşı Üniversitesi kurucusu Doktor Levent Uysal. Üniversiteler biliyorsunuz Cumhurbaşkanı açıkladı, ani bir kararla uzaktan eğitime geçtiler. Bu konuyla ilgili konuşacağız kendisiyle. Sayın Uysal, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Biz birazdan sohbetimize başlayacağız fakat Darüşşafaka'dan çok önemli bir duyuru var. İzninizle onu okuyacağım önce. Depremzede öğrencilerimizin kardeşlerine de kapılarımızı açıyoruz. Darüşşafaka olarak 10 ilimizdeki milyonlarca insanımızı etkileyen deprem felaketinin açtığı yaraları sarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cemiyetimiz öncelikle afet bölgesinde yaşayan ve depremden etkilenen öğrencilerimizin 5. sınıftan 12. sınıfa kadar eğitimlerine devam eden kardeşlerine Darüşşafaka'nın kapılarını açma kararı aldık. Depremzede öğrencilerimizin kardeşleri 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar eğitimlerine geçici öğrenci olarak okulumuza devam edeceklerdir. Misafir öğrencilerimizin bu süre içindeki tüm eğitim ve yaşam ihtiyaçları cemiyetimiz tarafından karşılanacaktır. 8 yıllık tam burslu eğitim için okulumuza kabul edeceğimiz depremzede çocuklarımızla ilgili hazırlık sürecimiz devam etmektedir. Çalışmalarımızı resmi hesaplarımız üzerinden paylaşmaya devam edeceğiz. Darüşşafaka Cemiyeti. Sayın Uysal, dediğim gibi çok ani bir kararla uzaktan eğitime geçilme kararı alındı. Zaten pandemi döneminde uzunca bir süre üniversite öğrencileri de uzaktan eğitime geçmişlerdi. Büyük kayıp yaşadılar. Mimarlık, mühendislik, tıp gibi çok zorlu bölümler, yüz yüze eğitim alması gereken öğrenciler şimdi tekrar aynı durumla karşı karşıya kalacaklar. Depremzedelerin ihtiyaçları elbette ki şu anda tüm Türkiye'nin önceliği. Fakat neden önce bu KYK burs, hem uzaktan eğitime karar verildiğini düşünüyorsunuz, hem de neden KYK burs şeylerinin, yurtlarının açıldığını depremzedeleri? Öncelikle ben bütün Türkiye'ye başsağlığı diliyorum. Biz Nişantaşı Üniversitesi olarak iki tarafta da hazırız. Hem sanal kampüslerimizde eğitim vermeye, hem de Neotek kampüsümüzde. Zaten pandemi döneminde de bu şekilde hareket ederek eğitimde bir eksiklik olmamasını sağladık. Bundan dolayı rektör hocamızın liderliğindeki bütün hocalarımız her iki tarafa da hazırlar. Benim düşüncem şu, özellikle uygulamalı derslerin tamamen yüz yüze olması, özellikle biraz evvel sizin dediğiniz gibi tıp, diş, sağlık, mimarlık, ahçılık gibi derslerin. Diğer derslerin de zaten şu anda da bütün müfredatlarımız dijital olduğu için uzaktan eğitimle rahatlıkla verebiliriz. Biz bundan dolayı da bir açıklama yapmış idik. Biz üniversitemizin kapılarını hem depremde zarar gören üniversitelerin okuyanlarının İstanbul'da yaşama zorunda oldukları durumlarda da üniversitemizin kapılarını açıyoruz. Hem de İstanbul'da yaşayan ama 10 ilimizde eğitim alan
bütün öğrencilerimizin üniversitemizde eğitim almasını sağlamakla ilgili bir platform kurduk. Pazartesi itibariyle de zaten YÖK Başkanımızın açıklamaları doğrultusunda hareket etmeye hazırız. Yurtlara gelecek olur isek, bir an önce depremde etkisi altında kalan insanlarımızın sıcak bir ortamda yerleştirmeleriyle ilgili zannedersem bir karar alındı. Evet. Bizim birçok öğrencimiz de yurtlarda kalıyordu. Şu anda geçici olarak ayrılma zorunda ve bu duruma destek vermeyle ilgili bir çalışma yapıyorlar. Yarın ya da öbür gün daha detaylı bilgiler bizlere de gelecek resmi olarak. Ona göre konumlandıracağız üniversitemizi. Peki genel olarak nasıl değerlendireceğinizi merak ediyorum. Şimdi çok güzel bir şey söylemişti Kubilay Kaptan. Bir acıyı kapatmaya çalışırken bir başka acı yaratıyoruz. Bir mağduriyeti kapatmaya çalışırken bir başka mağduriyet ortaya çıkarıyoruz diye. Yurttan çıkarılan öğrencilerin mağduriyeti hakkında mesela ne düşünüyorsunuz? Yurttan çıkarılan öğrencilerimiz ailelerinin yanına gönderildi bazı eşyalarıyla birlikte ama isterlerse de kalmayla ilgili bir çalışma yapılıyor şu anda. Daha henüz her şey tam tamına oturmadı. Zannedersem bu hafta içerisinde, bu hafta sonuna doğru bazı bilgileri daha detaylı alıp biz de onlara göre üniversitemiz olarak destek nasıl vereceğimizi sağlayacağız. Sadece sizin üniversiteniz değil, Türkiye kesinlikle genelinde dediğimiz gibi hani tıp uygulamalı dersler için ne gibi bir çözüm üretilebilir? Yani uzaktan eğitimle zaten 1,5 yılını kaybetmiş pandemide öğrenciler bu dönemi de kaybederlerse ortalama yüz yüze eğitimi bu jenerasyon 1,5 yıl almış, yüz yüze eğitim almış olacak ve kayıp bir jenerasyon mu çıkmış olacak ortaya, ne dersiniz? Burada eğer bu şekilde devam ederse sistem, katılıyorum size, ama üniversiteler özellikle pandemi döneminde çok deneyimliler. Bizler uzaktan eğitim verdiğimiz dönemdeki derslerimizi özellikle yaz okullarıyla tamamladık. Belli dönemlerde hafiflediğinde pandemi dönemi uygulamalı eğitimlerini alarak eğitimi tamamlamayla ilgili bir çalışma yapmıştık. Şu anda da böyle bir şeyle karşılaşırsak bütün üniversitelerimizle birlikte zamanı doğru değerlendirerek öğrencilerimize yüz yüze eğitim verme zorunluluğumuz olduğunu bilincindeyiz ve bu şekilde devam etmeye çalışacağız. Peki mesela ben hala şuradayım, KYK yurtlarındayım. Başka çözüm yolları üretilebilir miydi diye şahsi fikrinizi soruyorum. Tabii ki üretilebilirdi. Mesela bu tamamen benim şahsi fikrim. 10 şehrimizin yakın şehirlerinde özellikle Mersin, Antalya, Alanya, Bodrum, Marmaris gibi şehirlerde birçok insanın yazlığı var ve kışın özellikle kullanılmıyor. Devletimiz buradaki vatandaşlarımızdan böyle bir destek isteyerek buradaki vatandaşlarımızı, depremde etki gören vatandaşlarımızı buralara taşıyıp hem bir ev ortamı hem de özellikle siteler olduğu için bir mahalle ortamında yaşatarak, geçici olarak böyle bir çözüm de sunulabilirdi diye düşünüyorum. Evet. Peki bir haberimiz var, girelim lütfen önce onu. Efendim, İzmir'de üniversite öğrencilerinden uzaktan eğitim protestosu vardı. Bugün depremzedelerin yurtlara yerleştirilmesi kararının ardından eşyalarının birer çöp torbasına koyularak apar topar kapı dışarı edildiklerini söyleyen öğrenciler aslında o çöp torbasının içine koyulan bizlerin eğitim hakkı oldu diye konuştu. Eğitim haktır! Gasp edilemez. Eğitim hakkımız, gasp edilemez. Arkadaşlarımız akademik tatilde memleketine dönmüşken, daha yol paralarını bile karşılamıyorken sizler bizim eşyalarımızı çöp poşetlerine doldurdunuz. Çöp poşetlerine doldurduğunuz sadece bizim eşyalarımız değildi. Birincisi eğitimi de çöpe attınız. İkincisi demokratik özgür üniversite haklarımızı da çöpe attınız. Öğrencilerin ruh sağlığını da çöpe attınız. Özgür akademiyi zaten çöpe atmıştınız. Liyakat denen şey zaten yok. Bizi hangi akla yurtlarımızdan atıyorlar? Bunun hesabını kime vereceksiniz? Birçok arkadaşımız zaten deprem mağduru. Çadırlara gönderdiniz arkadaşlarımızı. Çok kısa bir süre önce pandemi sürecinde her birimiz uzaktan eğitimin verimsizliğini gördük ve nitelikli eğitimden uzak kaldık. Şimdi ise alınan karar
bir kez daha eğitim hakkımızın gaspından başka bir sonuç yaratmayacaktır. Üniversitelerin kapalı olması travma süreçlerimizi olumlu etkilemeyecek bir karardır. Bir an önce arkadaşlarımızın barınma gibi yaşamsal ihtiyaçları karşılanmalı ve üniversite eğitimi sürecinde kolaylıklar sağlanmalıdır. Bizler üniversiteler olarak alınan bu yanlış karardan bir an önce geri dönülmesini istiyoruz. Pandemi, afet gibi birçok durumda ilk gözden çıkarılanın bizim eğitim hakkımız olmasını kabul etmiyoruz. Evet, Doktor Levent Uysal'la devam edeceğiz ama önce Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bugün açıklamaları var, onları bir paylaşayım sizlerle. Dediler ki depremden etkilenen 10 ilde çadır merkezleri, yurtlar, konteyner merkezleri gibi konaklama alanlarını taşımalı eğitim kapsamına aldık. Diğeri geldi, depremden etkilenen 10 ildeki lise öğrencileri için 71 ilde 1.279.000 öğrenci kapasitesi oluşturduk. Bunlar olumlu gelişmeler. Efendim, süremiz daralıyor. Eklemek istediğiniz varsa eğitim, uzaktan eğitimle ilgili olarak. Özellikle Nişantaşı Üniversitesi'nin psikoloji bölüm başkanlığında biz depremden etkilenen vatandaşlarımız için bir hat kurduk. Şu anda nasıl daha iyi yaşayabilirler, nasıl destek olabiliriz diye bir çalışma yapıyoruz. Vatandaşlarımız buraya başvururlarsa en azından psikolojileriyle ilgili bir destek verebiliriz. Peki, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ayağınıza sağlık. Efendim, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Partisi'nin meclisteki grup toplantısında Ahbap Derneği'ni ve Babala TV'yi hedef aldı. Bahçeli, devletin yapamadığı ne vardır da Ahbapçılar, Babalacılar, Akbaba gibi kanat çırpmaktadır. Bu sahtekarların Türk televizyonlarında artık yer almaması lazımdır diye konuştu. Devleti bir kenara itip ahbap çavuş ilişkileriyle yardım toplanması, bu kapsamda paralel bir hat kurulması devletin inandırıcılığını bir nevi gölgelemektir. Bizim nazarlarımızda itibar edilmemesi gereken bir yanlıştır. Devletin yapamadığı, yatıştıramadığı ve yetişemediği ne vardır da ahbapçılar ve babalacılar, akraba gibi kanat çıkmaktadır. Bu sahtekarların Türk televizyonunda artık yer almaması lazımdır. Devleti ac içinde göstericesine, sosyal medyaya üşüşenler, bindikleri dalı kestiklerini ne zaman anlayacaklardır? Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlüdür. Her müşkülatın, her mihnetin, her mikrobun üstesinden gelmesi mümkün ve mukadderdir. Yardım ve desteklerin AFAD aracılığıyla yapılması en doğru, en sağlıklı yoldur. Kaldı ki beklentimiz ve çağrımız da budur. Ahbap Derneği kurucusu sanatçı Haluk Levent'tense MHP lideri Bahçeli'ye yanıt geldi. Levent, daha dün MHP milletvekilleri çadır kentimizi ziyarete gelmişti. Sayın Devlet Bahçeli'nin danışmanlarının kendisini yanlış yönlendirdiğini düşünüyorum dedi ve sosyal medya hesabından MHP Hatay milletvekili Lütfü Kaşıkçı'nın kendilerini ziyaret ettiği bir videoyu paylaştı. Bugün depremin 8. günü. Büyük bir afet yaşadık. Yaşadığımız afetten hemen sonra devletimiz Hatay'a geldi. Tüm imkanlarıyla, tüm elindeki gücüyle. Ancak sadece devletimizin çözebileceği bir organizasyon, bir problem değildi. Sağ olsun Türkiye'nin dört bir yanından sivil toplum örgütlerimiz de geldi. Burada bizim yaralarımızı sarmaya. Bu sivil toplum örgütlerinden bir tanesi de yine işlerinde en değerlerinden biri de Ahbap'tı. Bizim coğrafyamızın insanı Haluk Levent, olayı duyduğu andan itibaren buraya gelip burada yaralarımızı sarmak için elinden gelen tüm gayreti gösterdi. Bakın, bu çadır kenti de Haluk Bey'in şahsında Ahbap dediğimiz bu organizasyonu yaptı ki Hatay'ın dört bir tarafında şu an hem çadır kent hem konteyner kent yapmak için yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Ben bir Hataylıyım, her şeyden evvel. Haluk Bey'e ve yürüttüğü bu organizasyona çok teşekkür ediyorum. Ve lütfen devletimizin kurumları da bizim bu şekilde hizmet eden sivil toplum örgütleri de bizim. AFAD da bizim, Ahbap da bizim. Diyarbakır'da depremin ardından tahliye edilen 9 katlı Altınkaya apartmanı yıkım sırasında çöktü. Bu anlarda kameralarda kayıttaydı. Thank you.
Acaba hani sevgi kimde? Hatay'da depremde İskenderun Devlet Hastanesi'nin eski SSK binasının A bloğu yıkılmıştı. Çok sayıda hasta ve sağlık çalışanının cansız bedenleri çıkarıldı hastane enkazından. Halen daha çok sayıda kişinin göçük altında olduğu tahmin ediliyor. İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı 9 gün sonra ilk kez gitti enkaza. Enkaz başında yakınlarının çıkarılmasını bekleyen acılı vatandaşlardan birinin tepkisiyle karşılaştı. Tosyalı'nın vatandaşa "beni sinirlendirme" dediği öne sürüldü. Git. Tamam mı? Deprem bittikten sonra sinirlen gel yanıma. Tamam mı? Anladın? Deprem bitsin gel, sinirlen gel yanıma. Tamam. Çektin, 9 gün sonra geliyor. Gidiyorsun 2 gün önce yabancıyla evet. Fotoğraf çektiriyor. Enkaz altından çıkarılan çocuklar en büyük mutluluk oldu. Açlığa, susuzluğa, saatlerce, günlerce dayanan küçüklerin işte hayatta kalma savaşı ve kurtuluş anları. Dönüyoruz. Dönüyoruz. İşte gerçek mucize. 182. saatte tüm Türkiye'nin yüzünü güldürdü Kaan. 13 yaşındaki çocuk enkazdan 8. günde çıkartıldı. Ha buradan çıktı ya. Ha buradan çıktı ya. Kurban olayım. Yaradan'a kurban olayım. Yaradan'a kurban olayım. Hey maşallah. Maşallah. Hatay'da 7 yaşındaki Mustafa da böyle mutluluk yaşattı kurtarma ekiplerine. Küçük çocuğa ulaşabilmek için elleriyle toprağa kazdılar. Sonunda Mustafa'ya ulaşmayı başardılar. Göçüğün altında 163 saat direnmeyi başaran küçük çocuk sevinç çığlıklarıyla çıkarıldı. Hey maşallah çıktı çıktı. Hey maşallah. Maşallah. Hay kurban olayım sana Emin. Kurban olayım ben sana. Yaradan'a kurban olayım. Hatay'da 162 saat enkaz altında kalan Ayşe de böyle seslendi kendisini kurtaran askerlere ve ekiplere. Sedye'de taşınırken 16 yaşındaki Ayşe'nin en büyük asker bizim asker sloganı ekiplerin mutluluğunu katladı. Nefes al biraz açıl açıl. Aferin aferin. Gel bakalım. Koridoru bozma. Bak sana çok güzel bir tane altın sözcüğü seni çağıracak, tamam mı? Gözünü böyle kapat. Gözünü böyle kapat. Sen gerçekten yiğitmişsin yiğit. Adı gibi yiğit. 161 saat sonra Antakya'daki enkazdan çıkarılırken sorulara yanıt verdi. Abisinin nerede olduğunu anlattı. Yiğit, yanında başka kimse var mıydı abisinin? Abi. Tamam. Abi başka var mıydı? İlk başladığımda abim üstüne şey vardı herhalde. Tamam, şöyle aç kardeşim. Abim ses veremiyordu. Kardeşim şunu aç. Ondan sonra ben babamın yanına gitmeye çalıştım. Tamam. Gidemedim. Aferin yiğit. Herhalde bir yerime uzandım. Aferin yiğitim. Abim de bu sözde doğru. Tamam mı? Hadi. Su istiyor muydu abi? Verdik şuna yarım güzel bir şey. Abi su istedim senden. Aslancım babamda. Allah'ıma şükürler olsun. Kollarını ver bana.
Şöyle yüzme gibi bak. Aynen. Şöyle gel. Sıkışırsan ben burayı seni burada bırakırım lan. Ben bu kadar gelmişim. Seni görmüşüm. Sen korkma, gel. Gel. Aşağıda bir ordu seni bekliyor. 14 yaşındaki Burak'ı da küçücük bir delikten çıkardı Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri. Geliyoruz. Hazır mıyız beyler? Hazırız. Abi. Sıkışmazsın. Sol taraf. Burak gel. Beyler sakin. Gelsin. Korkutuyorsunuz, bekleyin. İyiyiz. Bak bendesin. Çıktık abi. Ablama sıkıştın mı? Sıkışmadın abi, sıkışmadın. Bak, bak. Kendin geliyorsun bak. Bismillah. Bir daha çıktın abi. Gel. Hatay'daki enkazdan çıkarılırken saçını okşadı. Cesaret verdi onu kurtaran görevli. Günler sonra sıkıştığı yerden kurtarıldı. Geldik. Bu saatten sonra hiçbir şey olmaz Allah'ın izniyle. Bendesin. Adın Süleyman, hiç korkma, ağlama. Yok. Heyecan yok. Ey kapın. Ey kapın. Bir bismillah. Beyler. Hadi. Seydi hazır mı beyler? Hazır hazır. Bekle. Sakin. Bekle. Bekle. Hadi paşam makine sorun beni. Otur. Battaniye ver hemen. Otur burası. Evet efendim, 9. gün 207. saatteyiz. Umudumuzu kaybetmiyoruz. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Özellikle madenciler vazgeçmiyorlar. Biz şimdi hayata tutunanlarla devam edeceğiz. Benim yayınımı sonlandırıyoruz. Saat 19'da Selçuk Tepeli Fox Ana Haber'le karşınızda olacak.